Günaydın değerli dinleyicilerimiz. 14 Mart 2019 Perşembe günü gündemiyle sizlerle olan birlikteliğimiz başlıyor. Ekranlarınızın başına ve ulusal radyo frekansından sesimizin ulaştığı her yere İstanbul'dan mutlu bir gün diliyoruz. Aynı zamanda tabii iOS Android uygulamalarından internet üzerinden de hem TV olarak hem de radyo olarak sizlere ulaşıyoruz. Bu çerçevede dünyada da sesimizin ulaştığı her yere günaydın diyebiliriz. 14 Mart 2019 Perşembe gündeminde sizlerle olan birlikteliğimiz yaklaşık saat 9.45'e kadar sürecek. Bugün EYT gündemi 9 kuşağımızda, konuk kuşağımızda konuşacağımız konu başlığı pazar günü. Sanıyorum pazar günü gerçekleşecek miting öncesinde de son durumu birlikte masaya yatırmış olacağız. Yaklaşan seçimler öncesinde de yükselen seslerden bir tanesi. Ve bugün sizler için neleri takip edeceğiz onun ayrıntılarını sunarak da başlarım. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi başlıklı konferansa katılacak. Burada bölge açısından vereceği mesajları yakından takip etmeye çalışacağız. Son süreçte Fırat'ın doğusu meselesi, özellikle Rusya ile İdlib'de güvenli bölge meselesi gibi birçok başlık söz konusu. Buralardan bu konuya ilişkin çıkacak bir mesaj varsa biz de ayrıntılandırmaya çalışacağız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'ye enerji veren kadınlar ödül törenine iştirak edecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhtarlar, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapıyor. Özel Ege Tütün Fabrikası'nı ziyaret edecek. Yem Fabrikası ve Yem Katkı Malzemeleri Tesisi temel atma törenlerine katılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açık hava toplantılarına katılacak. Seçim çerçevesinde çalışmalar, faaliyetler de devam ediyor. Onu da ayrıntılandırmaya çalışacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve yine kanaat önderleriyle buluşma toplantılarını sürdürüyor. Hekimhan ve Akçadağ ile Gölbaşı, Besni ve Tut ilçelerini ziyaret edecek. İngiltere parlamentosunda en son çıkan karar sonrasında Brexit'in geleceği, İngiltere'den Avrupa Birliği'nden ayrılış sürecinin geleceği tartışılıyor. Bu çerçevede ki gelişmeleri de elbette yine yakından takip ediyor olacağız. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçları var. Basketbolda Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Fox, Darüşşafaka Tekvense, İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu da bugün gündeminde sporda takip edeceğimiz notlar arasında. Tarihte 14 Mart'ta neler oldu? Hangi başlıkları sizler için seçtik? 14 Mart Tıp Bayramı değerli seyirciler. Tıp dünyası birçok tartışmayı da bugün gündeminde biraz daha fazla tutacaktır. Yeni gelişmeler, yeni teknolojiler elbette Tıp Bayramı'nın önemli gündem başlıkları. Yazılım sektörü teknolojiyle, robotik sistemlerle de gelişen ya da görüntüleme sistemleriyle de gelişen bir sürece evrildiği dönemde Türkiye'de maalesef Tıp Bayramı özellikle sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusuyla da gün içinde gelecek mesajlarla işlenecektir. Tıp Bayramı ve etkinlikleri yine mercek tutacağımız gün içindeki haberlerden biri olacak. 14 Mart 1879'da fizikçi Einstein doğdum. 1883'te Karl Marx 64 yaşında hayatını kaybetti. 54'te Başbakan Adnan Menderes'in yeğeni Özdemir Evliyazade Demokrat Parti'den istifa edip CHP'ye geçti ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a hakaretten tutuklandı. 78'de tiyatro sanatçısı Aziz Basmacı 66 yaşında hayatını kaybetti. 2016'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'deki hava güçlerini geri çekme kararı aldıklarını açıkladı. Rusya 30 Eylül 2015 gününden itibaren Suriye'de terörist gruplara karşı hava harekatı başlatmıştı. Bu girişim bölgede dengeleri değiştiren hamle olarak da tanımlanıyor. İşte o günden bugüne de bizler de bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye, ayrıntılandırmaya devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Tarihten bugün notlarımızda da bunları size sunduk ve son 24 saatte hangi gelişmeler oldu, hangi ayrıntılar ulusal kanal objektifine yansıdı. Şimdi de bunun ayrıntılarına bakmaya çalışalım.
Dün Üzen Haber İzmir'den gelmişti. İzmir'de metro trenleri için yapılan yeraltı otopark inşaatında bir göçük meydana geldi. Göçükte iki gece bekçisi toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında maalesef göçük altında kalan işçilerin cansız bedenine ulaşıldığına ilişkin bilgiler gelmişti. Bugün gün içinde yine bu noktaya yayınımız dahilinde ulaşmaya çalışacağız. Arama çalışmalarındaki son durumu irdelemeye gayret göstereceğiz. İzmir'in Kiraz ilçesine geçiyoruz bu haberden. İzmir'in Kiraz ilçesi belediye başkan adayı Meltem Ayvalı seçimden önce köylülere verdiği sözlerini yerine getirmeye başladı. Bölgedeki kestane ağaçlarında bu yıl kanser hastalığı yaşanmıştı. Meltem Ayvalı çözüm için ziraat mühendisi Profesör Doktor Cengiz Çakır'ı Örenci köyüne götürdü ve incelemelerin ardından köylülere bu konuda eğitim verdirmeye başladı. Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Jeoloji Mühendisleri Odası'na 48 maddelik depreme hazırlık programı sunan Yücel, Çatalca'da direnişteki Saltex işçilerini ziyaret etti. HDP üyesi olduğu belirtilen PKK'lı Seher Çağlademir'in Kızılay Güven Park'ta düzenlediği bombalı terör saldırısının üzerindense 3 yıl geçti. Saldırıda hayatını kaybeden 36 yurttaşımız aileleri ve sevenleri tarafından anıldı. Şehit ve yaralıları Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülün Oygür'de unutmadı. Oygür, güvenli kentler için PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Öğrenci değişim programıyla Polonya'ya giden Furkan Kocaman bir restoranda bıçaklanarak öldürüldü. Kaçmaya çalışan saldırgansa şok silahıyla etkisiz hale getirildi, çıkarıldı. Mahkemece de tutuklandı. Saldırganın PKK sempatizanı olduğu iddia ediliyor. PKK sadece Türkiye'de değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yuvalara ateş düşürüyor. Oğlu PKK'nın İran'daki uzantısı Pejak tarafından kaçırılan Rahim Hakimi, evladını örgütün elinden kurtarmak için yıllardır mücadele ediyor. Acılı baba 17 yaşında kaçırılan oğlunun hikayesini ve yaşadıklarını Ulusal Kanal Tahran temsilcisi Yakup Arslan'a anlattı. Dünün çarpıcı haber ve başlıklarından bir tanesini oluşturduğu bu haber. Ankara Tel Aviv hattında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma seçim meydanlarına taşındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya soyguncu dedi. Ey Netanyahu sen zalimsin ifadelerini kullanan Erdoğan sert açıklamalarda bulundu. İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti. İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden bir anlaşmayla ayrılmasının en iyi sonuç olacağına inanıyorum dedi. AB baş müzakerecisi Michel Barnier ise İngiltere'nin birlikten çıkabilmek için elinde Brexit dışında bir anlaşma olmadığının altını çizdi. Etiyopya'da meydana gelen uçak kazasının ardından Türkiye'de Boeing 737 Max tipi uçaklara hava sahasını kapattı. Uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alındı. ABD Federal Havacılık Kurulu ise uçaklarda herhangi bir sistematik problemin olmadığını bu sebeple uçuşların durdurulamayacağını duyurdu. Boeing'in üreticisi Amerika'da uçaklarla ilgili tartışmaya devam ediyor. Uçak kazalarından sonra ticaret savaşı Boeing firması üzerinden ateşlendi. Uzmanlar teknik aksaklıkların yanı sıra Çin'den gelen açıklamalara da dikkat çekiyor. Sahte senet tartışması siyasetin ana başlıkları arasında. AKP sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın son açıklamalarına cevap verdi. Konu MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de gündemindeydi. Yerel seçime az bir süre kala adaylar seçim çalışmalarına hız verdi. Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil projelerini ulusal kanala anlattı. Belediye sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşamadığı için Çorlu Belediyesi'nde grev kararı aldı. Sendika benzer kararı alan Alanya Belediyesi'nde de almaya çalışıyor. Belediye İş Başkanı Nihat Yurdakul her iki belediye başkanına da ulusal kanaldan çağrı yaptı. Yurdakul, isteğimiz enflasyon oranında bir zam dedi. Yarım asrı deviren Hacı Seyit baklavalarıyla ve ünlü kahve zinciri Gloria Jeans için konkordato talebi geldi. Yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme aynı aileye ait 3 şirkette sahipleri için tedbir kararı verdi. Mega kent İstanbul 146 ülkenin yer aldığı bir araştırmaya göre dünyanın en stresli 30. şehri olduğu, İstanbulluların en çok kira ücretlerinin yüksek olması, trafik yoğunluğu ve hayat pahalılığından şikayetçi olduğu kaydedildi.
FETÖ'cü hakim ve savcılar Ergenekon'un kumpas değil meşru bir dava olduğunu iddiasını sürdürüyor. Kumpas davasında rol alan ve şimdi ise sanık pozisyonunda bulunan eski hakim Hüsnü Çalmuk, Ergenekon adında bir terör örgütü yapılanmasının olduğunu öne sürdü. Çalmuk'un iddialarına ise yanıt mahkeme başkanı Haydar Metiner'den geldi. Metiner, Yargıtay'ın verdiği Ergenekon yoktur kararını hatırlattı. Ankara ve İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonlar vardı. Baylo kullanıcısı olduğu tespit edilen 83 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Siirt'te PKK'ya ait 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ise saldırı için sınırdan geçirilmek istenen patlayıcı maddeler ele geçirildi. Diyarbakır'da en tehlikeli elementler arasında yer alan kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Çin'in önemli siyasi oturumu 3-13 Mart tarihleri arasında Pekin'de düzenlendi. Hükümetin yıllık raporunun tartışıldığı toplantıda Xi Jinping'in katıldığı kapanış oturumuyla son buldu. Bu yıl iki toplantıda özellikle ekonomik büyüme başlığı öne çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Irak ziyareti verimli geçiyor. Irak ve İranlı yetkililer yoğun temasların ardından ortak bir bildiri yayınladı. 1975 Cezayir Anlaşması'na geri dönüleceği kaydedilen bildiride İran-Irak arasında güvenlik ve ticaret alanlarında işbirliğinin artacağı kaydedildi. Afganistan'daki Taliban güçleriyle ABD 16 gündür Katar'da barış görüşmeleri yapıyor. ABD Afganistan Özel Temsilcisi Halil Zat yaptığı açıklamada yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi için anlaşmaya varıldığını söyledi. Avustralya Kardinali George Pell iki erkek çocuğunu taciz etmekten 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 77 yaşındaki Pell, Katolik dünyasında çocuklara yönelik suç işleyen en üst makamdaki kişi olarak cezaevine gönderildi. Almanya'daki ve Avrupa'daki çocuklarımız Türkçeyi unutuyor dedi ve velileri göreve çağırdı. Türk Veli Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi eğitimci yazar Bahattin Gemici, Türkçe eğitimin önemine dikkat çekti. Velilerin okullarda Türkçe dersleri için başvuruda bulunması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin mini askerleri sahaya çıktı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında 4 firmaya hafif insansız kara aracı geliştirme görevi verildi. Araçların yetenekleri Aselsan tarafından oluşturulan test alanında sergilendi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, nöbetçi noterlik uygulamasının 6 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Gül, uygulamanın temelinde vatandaşların işini kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Mersin'de polis uyuşturucu operasyonu yaptı. Bir kargo paketinde uydu alıcılarına gizlenmiş 1925 uyuşturucu hapse geçirildi. 2 kişi tutuklandı. Kayseri'nin Develi ilçesinde kontrolden çıkan kamyon çarptığı 5 aracı da sürükleyerek beyaz eşya deposuna girdi. Kazada kamyon sürücüsüyle yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Yoldan geçen bir kişi ise yaralandı. Son olarak Ordu'dayız. Ordu'da 10 katlı bina tahliye edildi. Fatsa ilçesindeki binanın duvarlarında ve kolonlarında çatlaklar meydana geldi. 18 ailenin yaşadığı bina boşaltıldı. Evet, düne yansıyan gelişmeler bu başlıklar içindeydi. Şimdi de bugüne ilişkin gelişmeleri de ve yine genel gündemi görebileceğimiz haberlerimizi sizlere sunacağız. Ama öncesinde bir İstanbul'da trafik yoğunluğu ne vaziyette? Hazır yaklaşan yerel seçimler varken kim bu zamana kadar İstanbul'a ne yapmış, kim ne yapmak istiyor? Biraz da bu haberlerimizde onu değerlendirme imkanımız oluyor. Biliyorsunuz bu sabah yayınlarımızın gerçekleştirdiğimiz süreçte önemli sayılabilecek oranlardan bir tanesi. Arkadaşlarımız da özellikle internette yoğun bir şekilde yaşanan sıkıntı dolayısıyla bazen verileri almakta da tabii sıkıntı yaşıyoruz. Bakalım nasıl bir tablo var. Yani en azından haftanın iyisi diyebiliriz herhalde şu dakikalar itibariyle. Bir yoğunluk oranı gözlemlenmemiş ama Eyüp hattında galiba bir kaza bildirimi var. Bir onun ayrıntısını görelim, okuyalım. Sahil yolu Eyüp bölgesi çift yönlü trafik kazası hasarlı ve bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale edildiği bilgisi söz konusu. Anadolu Avrupa geçişinde köprü üzerlerindeki yükün artmaya başladığını gözlemliyoruz. Buranın getirdiği baskı E5 hattında da özellikle Bostancı Göztepe hattında trafiği zaman zaman durma noktasına getirmiş. Avrupa yakasına baktığımızda uzun hatta
Zeytinburnu, Cevizdibağ, Haliç Ok Meydanı hattı Şişli yönünde oldukça yoğun seyrediyor diyebiliriz. Şu dakikalarda yine trafiğin yoğun olarak seyrettiği bir diğer hatta Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece hattı. Dediğimiz gibi özellikle internet hatlarında sosyal medyada çok ciddi şekilde dün akşamdan beri yaşanan bir siber saldırı olma ihtimali kuvvetli bir tablo söz konusu. Zaman zaman haritamızda gidiyor geliyor ama okuyabildiğim kadarıyla sizleri özetlemeye çalışacağız. Sahil şeridi her iki yakada iyi bir performans gösteriyor bu dakikalarda. TEM bağlantısı Tuzla Gebze yönünde Anadolu yakasında rahat bir görüntü sergiliyor. Yeniden Avrupa yakasına baktığımızda Esenyurt'tan Mahmut Bey yönü çıkışı her sabah olduğu gibi yoğun. Mahmut Bey çıkışı Bağcılar Kavşağı ve Bayrampaşa Viyadük hattı E5 bağlantısı da yine yoğunluğun oluştuğu bir diğer hat olarak göze çarpıyor bu dakikalarda. Dediğimiz gibi 3. köprü ve bağlantı yolları rahat. Anadolu Avrupa geçişinde artık bir demir yolumuz da var. Halkalı'dan daha doğrusu Gebze'den Halkalı'ya, Halkalı'dan Gebze'ye uzanan hatta en önemli toplu taşıma unsurlarından biri olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 1 milyon yolcu hedefleniyor. Dün ilk gününü geride bıraktı. Şu dakikalarda %44'ler oranında İstanbul trafik yoğunluğunda birer alternatif olabilir. Bağlantı yollarına henüz alışmış değiliz bu yeni hattın entegre sistemleri çerçevesinde ama kısa zamanda da bu sorunun halledilmesini ümit ediyoruz. Onun ötesinde Marmaray ve metrobüs Anadolu Avrupa geçişinde önemli toplu taşıma araçları Anadolu yakasında da yine metro bu çerçevede ve tren yolu en önemli alternatif olurken Avrupa yakasında da metro, metrobüs, tramvay ve bu yeni tren yolu hattımız en önemli toplu taşıma aracı görevini yürütecektir. Şu dakikalarda %44'ler seviyesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu bu saat dilimi için nispeten iyi sayılabilir. Hava durumuna bakacağız şu dakikalarda. Uyarılar bölümüne önce göz atmaya çalışıyoruz. Çığ tehlikesi, kar erimeleri ve çığ tehlikesi uyarısı var. Meteorolojinin güneydoğu kesimlerinde özellikle güney ve güneybatıdan lodos yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgar nedeniyle Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Bu çerçevede ülkemiz genelindeki hava durumuysa şöyle. Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Afyonkarahisar, Rize, Artvin ve Bayburt çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak. Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların öğle saatlerinde Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Şırnak doğusu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesiyle iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Genel çerçevede hava tablomuzda bu şekilde yansıyor. Ve gazete başlıklarını ve manşetlerine göz atalım. Son 24 saatin gelişmeleri gazete başlıklarına, manşetlerine, haberlerine nasıl yansımış bunu ayrıntılandırmaya çalışacağız. Aydınlık gazetesi fırsatı kaçırıyoruz başlığını kullanmış. İran ve Irak'a yönelik ihracatımızda Kasım ayından bu yana yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Türkiye ABD'nin İran ambargosunu fırsata çeviremezken Tahran rotasını Irak'a çevirdi. Uzmanlar Türkiye'nin bir an önce İran'la ticaret mekanizması kurması gerektiğini söyledi diyor haberde. Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Max neden çakılıyor? 5 ayda 2 faciayla gökleri karıştıran Boeing 737 Max kazalarıyla ilgili en önde gelen şüpheyi karmaşık teknolojili uçuş sistemleri olarak tanımlanmış. Eski kasa 737'ye yeni nesil motor vurgusuyla da haber ayrıntılandırılmış bugün manşette. Sabah gazetesine bakıyoruz.
en ahlaki yol çekilmesi diyor. MHP lideri Bahçeli'den CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'a çağrı, partini ve seçimi rahatlatmak için ayrıl şeklinde dünkü tartışma manşete taşınmış. Akşam gazetesi Kandil'i belediyeye taşıyorlar diyor. Başkan Erdoğan HDP ve FETÖ'nün CHP listelerinden seçime aday soktuğunu belirterek bunlar seçilince kimle çarpışacak, kime çalışacak diye sordu diyor haberin ayrıntısında. Karar gazetesine bakıyoruz. Bütçeden al haberi demiş, Pentagon'dan SDG ödeneği. ABD Savunma Bakanlığı'nın 2020 bütçesinde YPG bölgelerinin korunması için 550 milyon dolar ayrıldı. Suriye'den çekilme ilişkin muğlak tavır sürerken yansıyan rakamlar Washington'un kalıcı olacağını kanıtladı diyor haberin ayrıntısında. Milliyet gazetesine bakıyoruz ve şimdi mutlu son, tıp bayramı Türkiye'ye kutlu olsun. SMA tip 3 hastası iki kardeşten 16 yaşındaki Burak Şahin de ablasının ardından ilacına kavuştu diyor. Türkiye gündemine SMA hastalarının sorunlarını taşımıştık. Sürdürdüğümüz haber silsileleri en sonunda ses getirdi ve Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz SMA tip 1, 2 ve 3 hastalarına ilişkin olarak da yılbaşı diye tanımlayacağımız dönem itibariyle bu konuda girişimlerini başlatmıştı. 3 büyükşehir, 4 il ve 91 ilçede AKP yok. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Anadolu Ajansı'na açıkladı. Seçimlere sayılı günler kala partilerin hangi illerde aday gösterdiği resmi ağızlardan açıklanmaya devam ediyor. Devletten milyonlarca seçim yardımı alan iktidar partisi AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz partisinin 3 büyükşehir, 4 il ve 91 ilçede seçmenin karşısına çıkmayacağını açıkladı diyor haberin ayrıntısında. Orta Doğu'da Boeing meselesini manşetine taşıyanlardan Etiyopya ve Endonezya'daki kazalar sonrası Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklar havalanamaz oldu. Uçakların Türk hava sahasına girişi bile yasaklandı. Şirketin hisseleri %16 düştü. Piyasa değeri de yaklaşık 22 milyar dolar azaldı. Yeni Çağ gazetesine bakıyoruz. Her iftirayı attılar, hırsız ve ahlaksız diyemediler şeklinde Akşener'in seçim çerçevesindeki çalışmalarını manşetine taşımış. Yeni Şafak gazetesi 500 milyar dolarlık kavga Boeing meselesini Çin özelinde değerlendiren bir yazıyla manşetine taşımış. Yeni Şafak ayrıntısına bakalım. ABD'nin havacılık devi Boeing iki uçak kazasının ardından büyük kriz yaşarken Trump'ın ticaret savaşı yeni bir hal aldı. Çin ve Avrupa dahil 19 ülke yazılım sorunu yaşayan 737 MAX ailesinin uçuşlarını yasakladı. İptal edilecek 5000 uçak siparişinin ekonomik boyutu 500 milyar dolar. Şirketin teslim ettiği 350 uçak içinde tazminat davaları geliyor. Star gazetesine bakıyoruz. İllet İttifakı sahte senede dolandı şeklindeki başlığıyla dikkat çekiyor. Mansur Yavaş'a ilişkin iddialar dile getirilmeye sürüyor. Sözcü gazetesi AKP'ye de MHP'ye de oy verenlerin hepsi bizim kardeşimizdir. Meydanlardaki dil böyle olmalı. Birkaç gündür eleştirdiğimiz sorun bugün Sözcü'nün de manşetinde. Gerçekten dil uslup. Adayların vatandaşlara verdiği yanıtlar falan deyim yerinde ise çözümsüzlüğün, yani yerel seçimlerde kazansalar bile çözümsüzlüklerinin adeta tepkisi olarak yansıyor diye eleştirmiştik. Bugün de Sözcü bunu manşetine o üsluplardaki notlarla taşımış. Cumhuriyet gazetesi işte beka sorunu, iktisatçılar gerçek sorun ekonomideki derin kriz, seçimden sonra kemerler sıkılacak diyor. Altını özellikle çizdiğimiz, bizim de özellikle ekonomist konuklarımızla değerlendirdiğimiz bir başlıktı. Patateste kimin cebi dolacak sorusu dünden beri tartışılan önemli bir gündem. 4.6 milyon dolar satıldı, Halk Bankası'na takipsizlik kararı da yine bu habere eklenmiş haber başlıkları. Bir Gün gazetesi bayram yok isyan var, hekimler 17 Mart'ta yürüyecek, İstanbul'un işgaline karşı tıbbiyelilerin 14 Mart'ta başlattığı direnişin üzerinden 100 yıl geçti. Ne var ki hekimler bir süredir bugünü tıp bayramı olarak kutlayamıyor, gerekçe şiddet, baskı ve sömürü demiş. Spordan başlıklara bakıyoruz. Fabri geliyor diyor.
Beklentileri karşılamayan Karius'un kulübü FIFA'ya şikayet etmesi bardağı taşırdı. Alman file bekçisini gözden çıkaran Beşiktaş'ın sezon başı Fulham'a sattığı Fabri'yi geri getirmeye hazırlandığı bildirildi. İspanyol file bekçisinin siyah beyazlı takıma dönmeye yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Özellikle özel hayatına ilişkin de yansıyan haberler sonrasında gittikçe performansı düşen Beşiktaş'ın file bekçisine ilişkin olarak yeni gelişme fanatiğin gözünden görülüyor. Sen insan mısın demiş bir diğer başlığında birinci sayfada UEFA Christian Ligo görseli sosyal medyada büyük ilgi görmüş. Juventus'un 117 milyon euroya Real'den transfer ettiği Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor. 2-0'ın rövanşında yaptığı hat-trick'le Atletico Madrid'i kupa dışına iten Portekizli Yıldız imkansız gibi görününü başarmaya devam ediyor. Devler Ligi'nde 3 farklı finalde gol atan, 5 kez kupayı kaldıran ve turnuvanın en skorer ismi olan 34 yaşındaki CR7 insanüstü bir performans sergiliyor diyor. UEFA'da bunu ekrana yansıttığımız gazetenin de sayfasında gösterdiği Cristiano League şeklinde, UEFA Cristiano League şeklinde bir atfıyla ve kral tacı da o karikatürü kafasına eklenmiş bir görselle duyuruyor. Foto maça bakıyoruz. Milan'ın yıldızı Cimboma demiş. Terim Gattuso'dan Lasalt'ı istedi diyor. Önceki gün oynanan Juventus Atletico Madrid maçını izlemek için İtalya'ya giden Fatih Terim'in Torino'ya hareket etmeden önce Milano'da Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso'yla bir araya geldiği belirlendi. Galatasaray'ın hocası Gattuso'ya Milan'da şans bulamayan Uruguaylı sol kanat oyuncusu Lasalt'ı kiralamak istediklerini söyledi. Bunun mümkün olabileceğini belirten Gattuso ise Fatih Terim'den Onyekuru hakkında bilgi aldı diyor. Spor'dan şimdilik başlıklara yansıyan haberler de bu çerçevede geliyor değerli dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz. Evet, İzmir'deki metro inşaatındaki göçük dünün önemli gündemiydi. Bir haberin ayrıntısına bakacağız. Göçük'te 2 gece bekçisi toprak altında kaldı ama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir Halkapınar Kapalı Spor Salonu önünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan İzmir Metro Yeraltı Otoparkı'nda istinat duvarı çöktü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin inşaatına 3 yıldır devam ettiği Metro Yeraltı Otoparkı'nda istinat duvarı çöktü. Yoğun yağış nedeniyle istinat duvarlarına biriken suyun yaptığı basınç bu görüntülere yol açtı. Vardiya değişiminde iki işçinin olmadığı fark edildi. 20 metrelik istinat duvarının altında kalan işçiler için arama çalışmaları başladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam etmesi için şu an arkamızda bulunan bölgeye iş makineleriyle harfiyatlar boşaltılıyor. İnşaatın diğer duvarlarında da kayma meydana geldi. Basın mensuplarının bulunduğu bölgede de kayma riski olduğundan dolayı bölge boşaltıldı. Göçük sonrası ortaya çıkan doğalgaz hattı tehlike yarattı. Güvenlik nedeniyle İzmir Gaz Şirketi vanaları kapattı. Çökmenin gerçekleştiği yerde bölgenin doğalgaz boru hattı var. İzmir Gaz bölgedeki doğalgazı kesti. Biriken suyun tahliyesi ve kurtarma ekiplerinin sahaya inmesi için dolgu çalışmaları yapıldı. Göçük altında kalan işçilerin yakınları olay yerinde çaresizce bekledi. Göçük nedeniyle Şehitler Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bir araya gidiyoruz, aranın ardından Günaydın Türkiye devam edecek. ...14 Mart Tıp Bayramı'ndayız. 2019 Perşembe günü gündemiyle bütün sağlık çalışanlarımızın, hekimlerimizin, doktorlarımızın, bizler için neredeyse gerçekten 24 saat görev yapan bütün hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. İçinde bulunduğumuz süreç içinde yaşadığımız sorunlar malum ama bunları da çözme gayreti açısından
bugünkü etkinlikler ve vurgulara da özellikle temas etmeye çalışacağız değerli dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Türkiye Liseliler Birliği Genel Sekreteri Furkan Kaplan bugün stüdyomuzda. Öznel ve özel bir konuyu gündeme alacağız. Sevgili Furkan Kaplan, hoş geldin, günaydın. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için, davetimizi kabul ettiğin için. Şimdi değerli seyircilerimiz, zaman zaman böyle haberlerle falan konu gündeme geliyor. Bugün değerli Furkan'la değerlendireceğimiz konu özellikle... İşte malum telefonların, tabletlerin çok elimizden düşmediği, doğal olarak çocuklarımızın da elinden düşmediği bir tablo yaşıyoruz. İşin bilimsel boyutunda işte çocukların telefon kullanıp kullanılmaması meselesi ayrı bir boyut ama çok da hani buna engel olunamıyor. Yani ne derler, hukuki bir deyim vardır işte, yaşamın doğasına aykırı diye ister istemez bir paylaşımlarımız var ama buralarda özellikle travmatik etkiler yaratan bazı kurgulardan bahsediyoruz. Sevgili Furkan onun altını çizecek, ben o haberleri başlık olarak. İki oyun çok gündemde. Mavi Balina ve Momo gibi yaygın ve çocukları da sadece travmatik etkiler değil, fiziki olarak da tehlikeye atabilecek ki yaşanan birkaç olay malumunuz. İleri yaşta da diye tanımlayalım. Sadece işte 18 yaş altı değil, 18 yaş üstünü dahi etkileyebilecek bazı etkileri söz konusu. Şimdi Furkan'ın tanımlamalarını özellikle radyolarınızın ve televizyonların sesini açarak dinlemenizi istiyorum. Onun tespitleri başka bu konuda. Sizin yaptığınız çalışmalarda sevgili Furkan, Mavi Balina ve Momo'yu siz nasıl tanımlıyorsunuz? Oradan başlayalım, üzerine biraz daha açalım konuyu. Öncelikle buradan... Anladığım kadarıyla ama bir mücadele süreci başlatacaksınız. Mücadele süreci başlatıyoruz, evet. Böyle bir saldırı olduğu kanısındasınız siz bunu ve bunun üzerine bir mücadele süreci başlayacak. Hemen sana tekrar bırakıyorum sözü. Öncelikle buradan Ulusal Kanal izleyicilerini ve aynı zamanda Ulusal Radyo dinleyicilerini selamlıyorum. Teşekkür ederim. Herkese günaydın. Şimdi güzel bir noktaya değindiniz, saldırı dediniz. Biz de böyle ele alıyoruz meseleyi. Sonda söyleyeceğimiz... Senden kopya çektim, öyle değerlendirmiyordum ama çok güzel tanımlamışsınız. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Biz buradan aslında Ulusal Kanal aracılığıyla topluma ve diğer medya kuruluşlarına önemli bir çağrıda bulunacağız. Lütfen buyurun. Şimdi başta Mavi Balina ve Momo türevi şeylere oyun demek büyük bir hata. Bir, büyük hatayı biz yapıyoruz. Medya bu konuda yok öyle. Çok hala daha bak önümdeki... Hürriyet'in örneğin haberini açtım konuya ilişkin. Ulusal Kanal'ın haber başlığında da aynı şey var. Mavi Balina ve Momo diye oyun olarak tanımlıyoruz. Evet, büyük hata. Şimdi haberlerde görüyoruz. Bu oyunları çocuklarınıza oynatmayın. Öldüren oyun, şöyle oyun, böyle oyun. Şimdi oyun dediğimiz bizim eğitimde de yeri olan, eğitim biliminde de yeri olan geliştirici, öğretici, zevkli, eğlenceli bir şeydir. Ve oyunun başlangıcı sonu vardır, biter. Herkes keyif alır, dağılır. Ama Mavi Balina ve Momo öldürüyor. Yani öldüren bir şeyden oyun olmaz. Biz bu yüzden buna oyun değil, virüs demeyi daha doğru buluyoruz. Çünkü zaten çocuklara erişimi de tıpkı bir virüs gibi. Hani bilgisayarlarımızda oluyor ya, bilgisayarınızı hızlandırmak ister misiniz diye bir reklam çıkıyor. Ona tıkladığımızda virüs bulaşıyor bilgisayara. Bu oyunlarda aynı şekilde eğlenmek ister misin gibi... yandan reklamlarla, telefon reklamlarıyla çocuklarımıza, gençlerimize, arkadaşlarımıza ulaşabiliyor. Burada ona aldanan, merak eden, neymiş diyen kişiler de arkadaşlarımız da bu oyunun tuzağına düşebiliyorlar. Bunun bir yaş grubu da yok galiba değil mi? Yani herkes hedef alıyor. Yani 5 yaşından 24 yaşına kadar, Değil mi? En çarpıcı şeyi o. Ölümlü vakalar var. Ama burada biraz içimiz rahat olsun. Çünkü biz önemli bir mücadele başlatıyoruz. Liseliler bu alanda aldanmıyorlar ve biz de bu virüsü liselerden başlayarak temizleyeceğiz, ortadan kaldıracağız. Şimdi pazar günü de bir açıklama yapacağız yine bu meseleye ilişkin. Pazar günü Beşiktaş'ta saat 2'de bir açıklama yapacağız. Şunu da söylemek lazım. Mesele sadece Mavi Balina ve Momo ile de sınırlı değil. Yani bu oyunlar tamam ciddi etkiler yaratıyor ama bunun dışındaki bilgisayar oyunlarında da ciddi şiddet öğeleri var. Yani oyunu kazanmanız için hırsızlık yapmanız gerekiyor. Oyunu kazanmanız için birini öldürmeniz lazım.
Yani attığınız her mermide puan kazanıyorsunuz. Birçok oyunda böyle şeyler var mesela bilgisayar oyunlarında. Ve bunlar daha yaygın. Bunlar göze de batmıyor, gündeme de gelmiyor. Yani şöyle de bir sorun var. Bugün seçim çalışması yürütüyor birçok siyasi parti. Ve seçim çalışmalarını bilgisayar oyunları üzerinden yürütüyor. Gençliğe dair tek vaatleri bu. İşte gençlik oyun oynarken interneti kesilmesin. Yani biz oyun bağımlılığına vurgu yaparken bunun zaten oyunun bir bağımlılık olması bir sorun. Ama belediye başkanlarına bakıyoruz, internetiniz kesilmesin, bilgisayarınızın elektriği kesilmesin. Bunun yanı sıra işte şiddet içeren oyunları oynarken poz veren adaylar var. İşte bakın ben de gençlerden yanayım, gençlerle beraberim diye. Sanki gençliğin tüm derdi bilgisayar oyunu oynamak, bilgisayarda zaman geçirmekmiş gibi. Yani şunu da söylemek lazım ailelere. Tableti engelleyerek, telefonu engelleyerek, bilgisayarı engelleyerek bir çözüm elde edemeyiz. Çünkü bunlar artık hayatımızın gerçeği. Hayatımızı önemli bir yer tutuyor. Yani çocuğuna bilgisayarla oynama diyen aile kendisi daha fazla oynuyor aslında. Yani bu balon patlatma oyunları falan görüyoruz yetişkinlerin elinde. Doğru. Çok yaygınlaştı. Bunlar eğlenceli de olabilir ama mesele bunun bağımlılığa dönüşmesi. Hayatımızdaki her şey böyle. Bir yerden sonra mesela hayvan sevgisi çok güzel bir şey ama güvercin bağımlılığı diye bir problem var mesela. Evini, varını, yoğunu satıp güvercin alan insanlar var. Böyle de bir bağımlılık var. Bu şekilde örneklemiş olalım ama mavi balina ve Momo'ya ilişkin özellikle oyun değil, virüs diyoruz. Birincisi bunu bir tespit edelim. Bunlar oyun değil kardeşim. Oyun değil. Yani bunu tespit edeceğiz. Bunlar virüs. Evet. Beyne giren virüs. Hı-hı. Yani sadece elektronik sisteminize değil, beyne giren bir virüs. Evet. Yakalıyor, alıyor, seni yönlendirebiliyor o dereceye varan bir virüs. Biraz belki böyle perde arkasını falan incelesek belki bir emperyalist olgu bile çıkabilir bunun arkasından. Çünkü işte yeni yazılım teknolojilerinin insanın parmak izinden tut da beyin yapısını yönlendirecek boyutlarda bir takım sistemleri yüklemeye çalıştıklarını, bunların bazıları bir araştırma kıstasında yapılıyor. Değil mi? Bu verileri topluyorlar. Yani insan nasıl yönlendirilir? Bunu robotik teknolojilere de nasıl uygularız? Bazen böyle hayırlı sonuçlar çıksa da böyle zıt sonuçlara yönlendirebiliyoruz. Bu tespitin önemli. Burada bizim yazılımcılarımıza da galiba önem düşüyor. Ben aslında bugünün teknolojisiyle çok gerçekten güzel zekalarımız var. İnanılmaz beyinlerimiz var. Bunu işte savunma sanayinde birçok alanda gururla görüyoruz. Milli yazılımla belki ya da bir milli yazılım seferberliğiyle de bu ve benzeri birçok belki belayı bertaraf etme şansımız var galiba. Ne dersin? Çok doğru. Bir de şu açıdan bakmak lütfen lazım. Bugün sanki işte çocuklar, lise öğrencileri, gençlerimiz sabah akşam bilgisayarda oyun oynuyormuş gibi bir algı var. Ama bugün bakıyoruz. Talebe org'a haber gireceğimiz zaman bir gündem taraması yapıyoruz. Nelerden bahsedelim, nelere değinelim diye. Bu meselelerle karşılaşıyoruz ama çoğunlukla her gün en az 2-3 tane şampiyonluk Türkiye çapında. O konuda dünya çok çapında. Haklısın. Yani çok güzel bir konuya temas ettin. Biz oyuncuyuz, bizden adam olmaz. İşte elin oğlu uzaya gitti de biz ne yapıyoruz diye. Aslında insanların bugünkü ideolojik tepkilerinin ya da nefretlerinin Facebook'a, işte Twitter'a, Instagram'a değil mi? Ya böyle bir müthiş algı var ama mesele öyle değil. Biz de hakikaten elimizden geldiği kadar bu haberlere hep öncelik vermeye çalışıyoruz. Sizlerden de bazen çok güzel haberler alıyoruz. Ben özellikle Türkiye Gençlik Birliği'nden ve Türkiye Liseliler Birliği'nde görev alan arkadaşların bu çaptaki başarısından çok ayrı onur oluyorum. Ama onun dışında da var Türkiye çapında değil mi? Çok güzel haberler işte. Şırnak çocukları mesela gitti futbolda ikinci oldu, şampiyon oldular sonrasında geldiler. Ne bileyim şimdi hokeycilerimiz meşhur. Yani bilim konusunda işte daha geçen İzmir'den güzel kızlarımız bizim genç öğrenciler güzel buluşlara imza atmışlar. Çok önemli işlerimiz var. Çok güzel bir konuya değindi. Yani bir sosyal medya baskısıyla şeylerimiz var. Buradan zaman zaman uyarmaya çalışıyoruz. Evet, bugünün ideolojik ekseninde bir tepki söz konusu siyasete, bu muhalefet oluyor, bazen iktidar oluyor ama buradaki nefret bizim gözümüzü köreltmesin. Güzel haberlerimiz var. Evet. O geleceğe umutla bakmamız gereken haberlerimiz var, değil mi? Yani bunların böyle özellikle altını çizmek lazım. Hatta
o baskıdan dolayı bazı haberleri göremiyoruz bile. Yani geçtiğimiz haftalarda sanıyorum Hürriyet'in başlığıydı. Özellikle Kadınlar Günü'nde bir istatistik yayınlandı. Uluslararası çapta bir örgüt bu istatistiği yayınladı. Türkiye'deki kadınların iletişim, yeni teknoloji geliştirme konusunda dünya kadınlarını solladığı haberi mesela. Evet. Bu hem ülkemiz içinde görev yapanlar hem işte buradan ne bileyim Kanada'ya gitmiş, Amerika'ya gitmiş ya da Asya'ya gitmiş olduğu üniversitelerde çalışmalar yürüten kadınlarımız ama tıpta ama teknolojide çok güzel işler yapıyor ve bunları göremiyoruz değil mi bu bulanıklıkta? Çok önemli bir konuya temas ettim. Ya aynı şekilde Türkiye Liseliler Birliği üyeleriyle de konuştuğumuzda işte okul dışında ne yapıyoruz, ne tür çalışmalarda bulunuyoruz gibi sorular sorduğumuzda yani büyük çoğunlukta şu cevapları alıyoruz. İşte mayın temizleyen robot projemiz var bizim okulda. O projede yer alıyoruz. İşte yapay zeka üzerine okulumuzda bir araştırma var, bir proje var. O proje kapsamında ben de görev alıyorum gibi yanıtlar alıyoruz. Yani kimseden de böyle oyun bağımlılığı vesaire buna yönelik yanıtlar almıyoruz. Ki oynuyorlardır da mutlaka vakit buldukça değil mi? Yani o çocuklarımızda. Belki hangi oyunlar oynanabilir bununla ilgili bir çalışma yapabilir talebe bu pazar günkü açıklamadan ziyade. Hakikaten ama bu konuda uyarmak lazım. Çok önemli bir başlık bence attın bugün. Mavi Balina ve Momo bir oyun değil değerli dinleyicilerimiz. Evet. Yani çocuklarımıza, gençlerimize bunu anlatırken oyun diye anlatmayalım. O hata da çok güzel gösterdiğiniz hatamızı bize. Gençlik Birliği'nin tespiti. Bunlar birer virüs. Evet. Sadece elektronik bir virüs değil, beyinlerimize giren bir virüs. Tıpkı herhangi bir virüsü banka hesaplarımız çalınmasın diye nasıl engelliyorsak bunları da aynı hassasiyetle engellemek en büyük yükümlülüğümüz. Onun yol ve yöntemlerini galiba pazar günü yapacağınız açıklamada mı ayrıntılandıracaksınız? Birkaç ipucu almaya çalışsam sevgili Furkan. Şimdi başlıca... Yani mücadele sahasını nasıl belirlediniz, alanını ya da aşamasını nasıl belirlediniz? Evet. Hem bu dijital bağımlılığa hem de bu tarz tehlikeli virüslere karşı yapacağımız başlıca şey çocuklarımıza, gençlerimize alan açmak. Kültürel alanda, sportif alanda, sanatsal alanda gençlerimize alan açtığımız takdirde buralara zaten yönelmeye gerek kalmıyor. Şimdi okullarda oyun bağımlılığının, bilgisayar bağımlılığının zararları üzerine seminerler veriliyor. Çok doğru, çok güzel. Ancak bir de bunun gerçekliğine bakalım. Şimdi okuldan eve gitmiş bu çocuğun herhangi bir spor faaliyetine yazılma imkanı var mı? Kursa gitme imkanı var mı? Elbette belediyelerimizin birçok yerde ücretsiz kursları var ama ulaşımı dahi bir problem. Belki ailesinin ondan beklentisi farklı. Bugün kırsaldaki lise öğrencisinin, işte ailenin ondan beklentisi işte git koyunu getir. Ya da hayvanımı sür gel, suyu çek. Bunun gibi beklentileri de var. İşte bu çocuk eve döndüğünde ne yapıyor? Ucuz bir tablet almış belki. Dünyası orada. Ailesinin de ona çok sunduğu farklı bir şey yok. Aileyi de suçlamıyorum. Ailenin de koşulları aynı şekilde. Aileye de alan açılmıyor yani kendini var etmesi için. Burada alan açıldığı takdirde neler yapabildiğini görüyoruz. Yani mesele dijital mesela yasaklamak da değil. Yasaklamak onu, değil. Yani bunun herhalde bilim insanlarıyla da çalışırsınız diye düşünüyorum ilerleyen dönemlerde. Hani nasıl kullanmalı çocuk? Çünkü ya önümüz kodlama dönemi ise, Endüstri 4.0 dönemi ise, yapay zeka dönemi ise bu çocukların biraz bunları kurcalaması gerekiyor. Ama neyi nasıl kurcalayacaklar en azından o yöntemi bilelim. Ya da günde kaç saat buna zaman ayırmalı. Çok kafa karışıklığı var değil mi sevgili Furkan? Ya ben de şimdi iki oğlum var. Evet. Yani ne yapacağımı şaşırıyorum. Şimdi bir tarafı dinliyorsun başka bir sonuç çıkıyor. Bir tarafı dinliyorsun. Bilimin içinde doğan bir sıkıntı varsa mutlaka ona yine bilim çözümü olacaktır. Yine o bilim insanlarıyla herhalde buna bir çerçeve oluşturmak mümkün gibi geliyor. Çok umutlandırdınız beni. Yani özellikle iki oğlum adına onun için özel teşekkür ediyorum. Sosyal medya uyarını da ayrıca önemsiyorum. Yani bazen yani işte 3 yıl öncenin haberi mesela benim özel mesaj kutuma göndermiş. Sırf kara propaganda olsun diye işte bir X bir yerde işte madenciler göçük altında işte 50 saattir kurtarılamadı gibi örnek veriyorum. Haberi bir inceliyoruz. 3 yıl önce zaten tekli ulusal kanal vermiş hani o dönem. Ya da işte bir düğün fotoğrafı öyle bir şeye şekle sokmuşlar ki işte 3 kişi bu masada oturuyoruz. 2 tane gelin bir tane damat gözüküyor. 2 tane de diyelim ki iktidara yakın milletvekilinin şahitliğini yapmış. Bir damat 2 gelinle evlendi. AKP'li milletvekillerinin işte şahitliğiyle. Haber bu. Geziyor ama sosyal medyada deli gibi. Allah Allah diyorsun olamaz hani böyle bir şey.
Hani işte imam nikahlı olur bilmem, ona birazdan maalesef ülkemizin şeyi içinde, ama hani bu masada ya da resmi statüde olmayacağını biliyoruz. Ya bir araştırıyorsun haberi, meğersem fotoğraf aslında 4 kişi, 2 damat, 2 gelin var falan. Hani böyle bir büyük bir sosyal karışıklık yapılıyor. Bu bazen sahte isimlerle, bazen Atatürk resimli fotoğraflarla, Türk bayrağı resimli fotoğraflarla olduğu gibi yine iktidarın sempatizanı ya da onu seven, oy veren kitlesinde de Erdoğan'ın fotoğrafıyla vesaireyle böyle bir ciddi karışıklık yaratılıyor. Bu konularda çok uyarmak lazım. Evet. Herhalde sizin bu Momo ve oyun değil virüs olarak tanımladığınız bütün sistemlerle birlikte sanki onun böyle devam edebileceği geniş bir alan oluşacaktır diye de ümit ediyorum. Tabii bu da bir paralellik gösteriyor. Bu da aslında bir virüs türü. Bu da bir virüs. Bu da karamsarlık yayıyor çünkü. İnsanları tabii depresyona sürüklüyor işte. Düşünsene akşama kadar sosyal medyayı kullanıyoruz yani her şeyiyle ve orada bir bakıyorsunuz. Ya işte şurada işte bir damat iki gelinle evlendi. Orada bilmem ne oldu. Zaten mevcuttaki haberler insanı işte tarikatlar, işte cinsel istismarlar bilmem ne, kafa karışık yani normal yoğunluğunda da zaten bir anormallik var. Onun üstüne katlaya katlaya toplumun öfkesi, sinir uçlarını yaratabileceği bir tablo. Çok önemli. Yakın zamanda da Talebe dergimizin yeni sayısı çıkıyor. Burada da çok önemli bir kapak dosyasıyla çıkıyoruz. Onu da şimdiden duyuralım. Z kuşağı. Şimdi bu sorunları konuşurken Z kuşağını konuşmamak olmaz. Bu kuşak teknolojinin içine doğdu. Yani bugün yetişkinler dahi işte televizyonda bir kanal ayarlamaya çalışırken onu bulamadığı zaman torununa soruyor, çocuğuna soruyor. Doğru. Neden? Biz teknolojinin içine doğduk aynı zamanda. Mesele ondan kaçmak değil, onu doğru şekilde kullanmak, insanlık yararına kullanmak, bağımlılığa dönüştürmeden eğlenebilmek, onda zaman geçirebilmek. Bunlar asıl meselemiz. Bu Z kuşağı sayımızda da tüm yönleriyle hem teknoloji, hem sanal dünya, hem bu bahsettiğimiz haberler, hem bu virüs türevleri, bunları işlemiş olacağız. Ama tekrar söyleyelim, içimiz rahat olsun. Bugün Talebe Org'a baktığınızda, Türkiye Liseliler Birliği'ni takip ettiğinizde başta bambaşka bir gençlik görüyorsunuz, bambaşka bir liseli görüyorsunuz. Yani oyun bağımlılığı gibi bir şey görmüyorsunuz. Buralardan hayatını kaybeden gençleri özellikle görmüyorsunuz. Bu tarz sorunlar olabiliyor bu çağ geçişlerinde. Mutlaka. Bu saldırılar her zaman olacak. Toplumsal hayat içinde de insanlar hayatını kaybedebiliyor. Ama bu sorunları çözme iradesini ortaya koymak önemli. Ve biz de bu iradeyi fazlasıyla ortaya koyuyoruz. Çözeceğiz de. İçimiz rahat olsun. Pazar günü buna yönelik bir açıklama yapacağız. TGB ve TLB'de tabii ailelerin çocuklarını bizatihi teslim ettiği yerler. Evet. Öyle bir havada yarattı. Neden? Çünkü bu tarz ilkeli duruşu, vatansever olguları öne çıkartmasıyla da o ön plana çıkacak. Bu anlamda da yeni kuşağı yetiştiren bir örgüt olarak burada biraz galiba örgütlü mücadele de örgütlü önemli. Mücadele doğru alanlarda, doğru yerlerde, doğru tespitleri yapan örgütlü mücadelenin de önemine dikkat çekmek gerekiyor galiba. Son mesajını alalım, veda edeceğiz. Yani örgütlü mücadele çok önemli. Örgüt bir çağlayan içindeki bir dal gibi. O dala tutunmazsak orada savrulup dururuz. Belki boğulma ihtimalimiz dahi olur ama Türkiye Liseliler Birliği'ne tutunan, Türkiye Liseliler Birliği'nde birleşen gençler o çağlayan üzerinde surf yapıyor tabiri caizse. Yani ona hükmediyor. Doğru. Onun üzerinde hareket ediyor, onu kullanabiliyor. Önemli olan buraya tutunabilmek, sanata tutunabilmek. Çünkü TLB'ye tutunan sanata tutunuyor, bilime tutunuyor. Sizin o tip aktiviteleriniz var, sanat, spor değil mi? Bu tip aktiviteler de çok önemli. Yaşa projemiz kapsamında da zaten bu başlıklar altında uyuşturucuya savaş açmıştık. Şimdi de buna savaş açıyoruz. Onda nasıl başarılı olduysak, nasıl hem hükümetin gözüne soktuysak, hem toplumun gözüne bu meseleyi soktuysak ve başarı elde ettiysek. Çünkü gençliğin dilinden yapıyoruz bunu. Doğru. Arkadaşlarımıza el uzatıyoruz. Siz yaşıyorsunuz. Biz yapıyoruz yani. Nihayetinde hem konuştum, yaşıyorsunuz hem buna çözüm buluyorsunuz güzel olan. Bu meseleyi de aynı şekilde gençlik kendi problemini çözecek burada. Evet, ama şu manşet güzel. Bu Momo ya da o benzeri oyunlar bir oyun değil. Bunlar bir virüs. Önce oyun buna değil, böyle virüs. Bakalım. Peşinden de Talebe'nin bir yol haritasını pazardan itibaren dinlemeye çalışalım. Evet. Sevgili Furkan, çok teşekkürler. Teşekkür sabahın ederim, erken saatlerinde önemli bilgilerdi. Talebe Genel Sekreteri Furkan Kaplan, işte bu korkulu rüya bilmem ne yoktur. Yani insanın hayatında böyle korkulu rüyalar, onu biz yaratırız. Birincisi tespitlerimizi ve nasıl yol izleyebiliriz
izleyeceğimizi bilmemiz lazım. Movo, Momo ve Mavi Balina'nın bir oyun değil bir virüs olduğu aydınlanmasıyla bu sabaha başladık. Yol haritasını da çizecek gençleri takip etmeye devam edeceğiz. Çok çok teşekkürler. Biz bütün teşekkür genç arkadaşlarımıza selamlarımızı iletelim. Bizim adımıza lütfen. Evet, haberlerle devam edelim. Peki ya, İzmir'in Kiraz ilçesine gidiyoruz. Kiraz ilçesi önemli İzmir'de. Meltem Aybalı yine gençlik mücadelesinden benim tanıdığım eczacı bir arkadaşımız ve İzmir Kiraz'da gerçekten reçete hazır. Onun ilacını sunmak için de eczacı Meltem Aybalı Kiraz'da Meltem estiriyor deyim yerindeyse. Hatta köylülere vaat ettiği sözleri şimdiden yerine getirmeye başladı Meltem Aybalı. Bölgedeki kestane ağaçlarında bu yıl kanser hastalığı şikayeti zaman zaman haberlerimizde de yansıtmıştık. Meltem Aybalı bıraktı seçim çalışmasını falan, tamam dedi, onu bir taraftan sürdürürüz, önemli olan bu konu. Profesör Doktor Cengiz Çakır'ı öğrenci köyüne götürdü. O incelemelerini yaptılar ve köylümüze eğitim bile vermeye başladılar. Şimdiden o bu çerçevede hizmet de yerine gitmeye başladı galiba. Bir ayrıntısına bakalım. İzmir'in Manisa ve Aydın'a sınırı olan ilçesi Kiraz'da seçim yarışı hız kazandı. Vatan Partisi'nin adayı eczacı Meltem Aybalı, 2 aya yaklaşan çalışmalarının sonucunda sorunları yerinde tespit etti. Şimdi ise halk sandığa gitmeden sorunların çözümü için adımlar attı. Hocamıza tabii soracağız, onun evet. Ustası o. Buyurun hocam. Burası sınırmış, buradan aşağısında olmuyormuş kestane. Alçak geliyor. 50 metre aşağısında olmuyor diyor Şükrü abi. Tamam. 44 bin nüfuslu Kiraz'ın geçim kaynağı tarım. İncir, zeytin, kiraz ve kestane öne çıkıyor Kiraz'da. Ancak bu yıl kestanede kanser hastalığı var. Meltem Aybalı sorunların çözümü için ziraat mühendisi Profesör Doktor Cengiz Çakır'ı bölgeye götürdü. Budama yaparken böyle tırnak bırakmayacaksınız. Evet. Yani silme olarak ve yapış kesilecek, sıfır olacak. Evet. Yoksa bu yara hayatta kapanmaz. İncelemelerin ardından Çakır çiftçilere kestane kanseriyle mücadele yöntemlerini anlattı. Bu kestanenin hastalığının herhangi bir ilaçlı çaresi yok. İlaçlı mücadele yok. Yani birileri size ilaç satmaya gelirse inanmayın. Bunun tek çaresi temizlik. O yaraları temizlerken altına bir plastik örtü sereceksin. Bütün o talaşlar, kıymıklar, kabuklar, hastalıklı materyal ne varsa onun üstünde birikecek. İşin bittiği zaman onu götürüp bahçenin dışında yakacaksın. Geçmişte tütün üretiminin yoğun yapıldığı Kiraz'da çiftçi su sorunu yaşıyor. Yaz mevsiminde küçük Menderes çayının kurumasıyla bölge susuz kalıyor. Hasat yaparken sırıkla çırpıyorsunuz. O sırığın isabet ettiği yerlerde yara oluyor. Oradan nüfuz eden bir mantar yukarıdan aşağı doğru ağacı hastalandırabiliyor. Kiraz Belediye Başkan Adayı Meltem Aybalı'nın çalışmalarına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katılacak. Perinçek 16 Mart Cumartesi günü Kiraz'da halkıyla buluşacak. Yani işte bu haberleri görmek istiyoruz ya, gerçekten bu siyasetteki tartışmadan, anlamsız ideolojik kamplaşmadan, çözümsüzlükten, ki çözümsüz kalındığı için ortaya çıkan çirkin üsluptan, işte belediye başkan adayı sokakta geziyor, vatandaşı mütense eleştiriyor. Sen mi karar vereceksin, ben mi yapacağım, iyi ezberlemişsin gibi üsluplar. İşte Allah belasını versin bu terörü destekleyen yaklaşımlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamplaştıran, bölen yine bazı mesajları hakikaten böyle gına getirmişti. Biz böyle güzel haberler duymak istiyoruz. Yerinde çözüm, bakın işte böyle olur. O adreslerden bir diğerine gideceğiz galiba şimdi. Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel de yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Jeoloji Mühendisleri Odası'nda 48 maddelik depreme hazırlık programını sundu Yücel. Çatalca'daki direnişteki Saltex işçilerini de ziyaret etti. Direne, direne kazanacağız. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, sendikalı oldukları için işten atılan direnişteki Saltex işçilerini ziyaret etti.
Yücel, Çatalca'daki Saltex fabrikası önünde 32 gündür direnişe devam eden işçilerle bir süre sohbet etti. Suçumuz ne? Anayasanın bize tanımış olduğu hakkı kullanmak. Yani sendikal olmak anayasal haktır ama ne hikmetse bu hakkınızı kullandığınızda kapının önüne konuluyorsunuz. Burada işçi arkadaşlarımız tek tek odalara çağrılarak sendikadan istifa etmeleri istendi, baskı yapıldı. Fakat arkadaşlarımız çok kararlı bir şekilde, çok onurlu bir şekilde mücadelelerine sahip çıktılar, ekmek davalarına sahip çıktılar. Sahip çıkmaya da devam ediyoruz. Sendika hakkımız engellenemez. İşçilerle birlikte mücadele sözü veren Yücel, Saltex işverenine seslenerek buraya sendika girecek dedi. Bu konuyu sadece Vatan Partisi'nin değil, Ulusal Kanalın aydınlığın değil, herkesin gündemine sokmak bizim görevimiz. Türkiye'nin birliğini isteyen, üreten bir ülke isteyen herkes burada Saltex işçilerinin yanında olacak ve bu konuyu başarıyla sonuçlandıracağız. Burada sendika olacak. Yani sendika düşmanlığı doğru değil Türkiye'de. Sendikaya dayanacak hükümet, sırtını emekçiye dayayacak ki krizden kurtulalım. Birleşe, birleşe kazanacağız. Kırmızı İstanbul projesiyle İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesine dikkat çeken İlker Yücel, Jeoloji Mühendisleri Odası'nı da ziyaret etti. 48 maddelik dosyayı... Yücel, Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyelerine 48 maddelik depreme hazırlık programını sundu. Belediye kurumlarında jeoloji mühendislerinin istihdamının zorunlu hale getirilmesinden tutun da yapı denetiminin içerisinde TOKİ'nin muaf tutulmasına kadar tartışılması gereken onlarca şey var, onlarca konu var. Bütün bunları Türkiye'nin gündemine getirmek de aslında biraz arkada bıraktığımız dönemde birbirine mesafeli kalmış, mesafeli kalmış kurumların bir araya gelerek bir elektrik yaratmasına da bakıyor. Vallahi iki tane peş peşe aday işte değerli dinleyiciler. Yerel yönetimlerde sorunlara çözüm bulunabilir. Ekonomik çözüm bulunabilir. Siyasi çözüm bulunabilir. Bir model oluşturabilir. Kalkınmada çok da önemli hizmetler yapabilir. İşte İzmir Kiraz'da Meltem Ayvalı'nın köylünün yaşadığı ağaçlarda ve kestanede yaşadığı sorunu çözmesine örnek, işte Mustafa İlker Yücel'in işte İstanbul'da jeolojiyi, jeofiziği ve bu çerçevede ulaşabilecek bir kentsel dönüşümü değil mi konuşuyoruz? İşte yaptığı çalışma ortada. Hep ifade ediyoruz. Bu seçimde iktidara da muhalefete de ders verme imkanı ve şansı elinizde. İşte kadın adaylar, bilim insanları ve genç adaylarıyla fark yaratanları da ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi İzmir'e uzanacağız. Değerli dinleyiciler, sevgili Doğukan İzmir'de galiba bizi canlı yayında bekliyor. Dün İzmir'de yaşanan bir otopark göçüğündeki emekçilerimizi kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte tam o noktada son durum nedir ne değildir bir Doğukan'dan bunu öğrenmeye çalışacağız. Sevgili Doğukan, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor mu? Son durum nedir? Bulunduğum noktadan ayrıntılarla sözü sana bırakıyorum. Evet Can Karadut, arama kurtarma çalışmalarının 29. saatine girdik diyebiliriz. 29 saate girdik fakat arama kurtarma çalışmaları anlamında şu an AFAD ekiplerinin AKS ve İzmir İtfaiyesi'nin bölgeye girmesi riskli. Neden riskli? Şu an göçük hala devam ediyor. Kademeli olarak bulunan bölgede göçük devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşımız o bölgeyi size gösterecek. Diyafram, yani yıkılan diyafram duvarının karşısında bulunan, yani şu an iş makinesinin çalışmayı yaptığı bölgede ikinci bir diyafram duvarı bulunuyordu. Bu diyafram duvarı, yıkılan diyafram duvarının üzerinde bulunan demirlerin düşmesiyle beraber o bölgede de göçüğün olma riski devam ediyor. Dünden beri o bölgede güvenlik çalışmaları devam ettiği için arama kurtarma çalışmaları şu an başlamış değil. Çünkü bölgeye girebilecek AKS, arama kurtarma faaliyetini yapacak olan AFAD ekiplerinin ve İzmir İtfaiyesi'nin yapabileceği çalışmaları engelleyecek durumda. Şimdi kameraman arkadaşım yine sol tarafa doğru dönerse vincin bulunduğu bölge, yani o bölgede
göçük oluşmuştu. Bu göçük nasıl oluştu? Resmi olmayan açıklamalara göre diyelim, bölgede uzun süredir çok yağış olmuştu. Bu yağışlarla beraber toplanan suyun diyafram duvarına bir basınç yaptığı ve o nedenle yıkıldığı söyleniyor. Tabii bu akşam saatlerinde gerçekleştiği olay 3.44 gibi, dün 3.44 gibi sabaha karşı diyelim, geceliğin gerçekleşti. Burada işçilerle yaptığımız görüşmelerde işçilerin bize aktardığı şey şuydu: gece bekçiliği yapan iki kişinin vardiya değişiminde bölgede olmadığı tespit edilip ve bu bölgede arama kurtarma faaliyetleri başlamıştı. Aynı işçiler şunu söylediler: bu bölge İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Halkapınar kapalı spor salonu önünde 115 treni iki katlı şekilde alacak şekilde bir otopark planıydı. Bu otoparkı çalışmaları yaklaşık 3 yıldır sürüyor. Bölgede, yıkımın olduğu bölgede, göçüğün olduğu bölgede gece saatleri değil de sabah mesai saatleri içerisinde böyle bir olay olsaydı 100'e yakın işçinin bölgede çalışma yaptığını aktardı işçiler ve daha vahim sonuçlara neden olabileceğini bizlere söylediler. Şimdi burada aileler için Türk Kızılay'ı bir çadır kurmuş durumda. Aynı zamanda bir ikram aracı var orada. Kaldıkları için, burada kaldıkları için ailelere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ailelerin çaresiz bekleyişi devam ediyor. Biz dünden beri bu bölgeden yayın yapıyoruz. Fakat İzmir Valiliği'nin resmi açıklamasının dışında bir resmi açıklama şu an yapılmış değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama yapılmış değil. İzmir Metro AŞ'den bir açıklama yapıldı. Onu sizlere aktarmak istiyorum. İzmir Metrosu dün yaptığı açıklamada şöyle söylüyor: Halkapınar Atatürk Stadyumu yanında inşa edilen yeraltı parklanma yapısının bir bölümünde bu sabah perde duvarı göçmesi sonucu üzücü bir kaza yaşandığı bilgisi alınmıştır. Söz konusu alan İzmir Metro AŞ'nin henüz işletme tesisleri içerisinde bulunan bir yapı değildir. İzmir Metrosu'nun işletmesinde herhangi bir aksama yaşanmamıştır. Kaza sonrası henüz haber alınamayan iki inşaat firması çalışanından gelecek iyi haber büyük dileğimizdir, saygılarımızla diye bir açıklama yapıldı. Can Karadut bu bölgeye dün anlatmıştık, açıklamıştık. Henüz yetkili mercilerden gelen, olay yerini inceleyen birileri yok. Bölgede AFAD ekibi hazır durumda. Aynı zamanda AKS 110 ve İzmir itfaiyesi hazır durumda, bekliyor. Televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz için tekrarlayalım: bölgede arama kurtarma faaliyeti henüz başlayabilmiş değil. Bunun nedeni de ikinci diyafram duvarının, 20 metre uzunluğundaki diyafram duvarının hala yıkılma riski var, göçme riski var. Ve onun arkasında bulunan Şehitler Caddesi dün tek yönlü olarak trafiğe kapatılmıştı. Fakat göçük devam ederse, göçme riski devam ederse yolun tamamının kapatılacağı bizlere aktarıldı. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Özgür Doğu, bir soru iletmek istiyorum. Ya önemli bir şey söylüyorsun. Yani şu ana kadar bir tane yetkili de mi gelmedi oraya? İl belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, vali, savcılık, emniyet. Yani bir anlamsız geldi. İkincisi, İzmir Belediyesi bu iş bende değil diyor. Kimin alanı peki orası? Bunun bir tespiti söz konusu oldu mu? Üçüncüsü, bu çerçevede bir göçük olabileceğine ilişkin bir jeolojik çalışma, bir bilimsel çalışma tartışması yansımış mıydı hiç kamuoyuna, ya da şu saate kadar böyle bir bilgi alma şansın oldu mu bölgenin böyle bir altyapıya uygunluğu konusunda? Yani Can Karadut, şöyle, 3 yıldır süren bir çalışma var bölgede.
henüz tamamlanmış değil. Etap etap çalışmalar devam ediyor. Aldığımız bilgiler bu şekilde. Tabii iş güvenliği ile ilgili sorumlu olan kişilerle yaptığımız görüşmelerde bölgenin zemin etüdünün buna uygun olup olmadığı ile ilgili, projenin ne aşamada olduğu ile ilgili bizlere sağlıklı bir bilgi veren henüz burada yok. Zaten daha önce de açıklamıştık. Israrla geldiğimiz zaman bölgede çalışma yapan ekiplere soruyoruz bölgeye. Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir Valiliğinden ve bu konuyla ilgili yetkililerden herhangi birisi buraya uğradı mı diye ısrarla ilk sorduğumuz sorulardan bir tanesi bu oluyor. Maalesef yok. Aileler burada yalnız. Onu açıkça belirtelim. Yani yaklaşık 29 saat oldu. Ama İzmir İtfaiyesi'nin bize bildirdiği bir bilgi var. Onu sizlerle paylaşalım. Yaptıkları çalışmaların içerisinde 4. günde dahi insanları canlı kurtardıkları, arama kurtarma faaliyetlerinin olduklarını söylediler. Umutlu olduklarını söylediler. Yani burada arama kurtarma faaliyetini yapacak olan kişiler, yetkililer umutlular. Fakat üzücü olan kısmı sizin de belirttiğiniz gibi bölgede çalışma alanında henüz yetkili bir isim bölgeyi ziyaret etmiş değil. Bugün gün boyunca yine izleyeceğiz. Umarım aileler burada yalnız kalmazlar. Özgür Doğu sesim ulaşıyor mu? Bulunduğun için hangi belediyeye ait bir onu sordum. Bir de görebildiğim kadarıyla evet. O çevrede de yine binalar var. Yani orayı oluşturan bir risk var mı yok mu? Buna ilişkin de bir açıklama var mı? O açıdan soruyorum. Şöyle, bulunduğumuz bölge İzmir'in Konak ilçesi. Konak ilçesi. Sizler de hatırlayacaksınız. Halkapınar kapalı spor salonu. Aynı zamanda Halkapınar kapalı spor salonunun hemen yanında İzmir Atatürk Stadyumu var. Yani burası bilinen bir bölge. Şimdi kameraman arkadaşım biraz yaklaşırsa kazanın bulunduğu bölgenin arkası da 1. Sanayi Sitesi. Yani İzmir'in aslında en işlek bölgesi. Bu bölgenin hemen yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs tamir bakım yeri bulunmakta. Yine İzmir Metrosu'nun faaliyet gösterdiği Halkapınar istasyonunun bulunduğu bölgedir burası. Bölge Konak Belediyesi'ne ait bir bölge. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katlı otopark, metro için yaptığı katlı otopark faaliyetini şu an taşeron bir firma üstleniyor. Şu an o taşeron firmanın iş makineleriyle zaten bu tekrar kaza olma riskinin önlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Siz de göreceksiniz, kameraman arkadaşım yaklaşırsa AFAD ekipleri ve İzmir İtfaiyesi bakın o bölgede sadece faaliyeti izleyebiliyorlar. Yani şu an arama kurtarma faaliyeti gerçekleşemiyor. İş makinesinin çalıştığı bölge Şehitler Caddesi. O cadde dün trafiğe kapatılmıştı tek yönlü olarak. Kayma o bölgede de devam ediyor. Yine İzmir kapalı, Halkapınar kapalı spor salonuna bakan kısmı da yine kayma, göçük devam ediyor. Şimdi bu ikinci diyafram duvarının güvenliğinin alınması sonrasında caddenin kapatılıp kapatılmayacağı düşünülüyor. Eğer risk devam ederse güvenlik anlamında o bölgenin de trafiğe kapatılacağı söyleniyor. Özgür Doğu, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ayrıntıları ilerleyen dakikalarda senden almaya devam edeceğiz. İşte İzmir'de hakikaten yani inanamıyorum yani şu ana kadar oranın bir yetkilinin ziyaret etmediğini, konuya ilişkin bir açıklama yapılmadığını, bakın çevrede binalar var. Yani yerel seçim öncesindesin. Hakikaten inanamıyorum yani. Ayrıntıları ilerleyen dakikalarda takip edeceğiz. Özgür Doğu, kolaylıklar diliyoruz. Volkan, araya gidelim, bir şey diyeceğim şimdi. Olmayacak çünkü.
14 Mart gündemindeyiz. Sağlık çalışanlarımızın günü, tıp bayramı, sağlıkta şiddete karşıyız ve bugün içinde de bütün sağlıkçılarımızın, doktorlarımızın, hemşirelerimizin, sağlık memurlarımızın bize 24 saat esasına göre hizmet veren hepsine bir kez daha sevgi selamlarımızı iletiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Hemen stüdyo konuğumuza döneceğim. Birkaç gündür çok sayıda destek için özellikle EYT'lilerden teşekkür ediyorum. Hem paylaşımlar hem de verdiğiniz destek için. Sayın Mustafa Avcı bugün stüdyomuzda. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nin başkan yardımcısı. Evet. Bir 10 yıldır herhalde sık sık ekranlarda sizden vallahi, bu konuyu evet. özetledik, ayrıntıladık. Evet, aslında doğru. Bütün çerçeveyi biliyoruz ama bir EYT'ni bir toparlayalım. Üzerine miting duyurusu şimdi, vesaire devam edeceğiz. İlk önce söze başlarken tabii ki 14 Mart Tıp Bayramı'nı tüm sağlıkçılarımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlıkçılarımız şiddetsiz, da var değil mi? Yaşa takılan. Tabii ki, tabii ki. her alanda. Her biz alanda hep şunu söylüyoruz. Eğer evde bir EYT'li vardır diye. Tabii doğru. ki sağlıkçılarda da aynı şeyler yaşanıyor. Kendilerinin bayramını kutluyorum. Şiddetten uzak nice yıllar diliyorum kendilerine. Evet, sağ ol. Zaten son zamanlarda böyle bir artış vardı. İnşallah bunun önüne geçilecektir diye düşünüyorum önlemler alındıkça. Şimdi konumuza gelince EYT nedir? EYT'li kimdir? EYT'li ne yapar? EYT'li nasıl yaşar, ne ister? Şimdi EYT 1999'da, 8 Eylül 1999'da Üçlü Koalisyon zamanında çıkarılan ve 4447 no'lu yasayla yürürlüğe sokulan bir mağduriyet yasasıdır. İnsanların emeklilik yaşlarının 1 ila 17 yıl arasında ötelenmesine neden olan bir hak gaspıdır yani açıkçası. Şimdi bizlerin mücadelesi de bu yasanın kaldırılması yönünde. Amacımız insanların eski 99 öncesi haklarına kavuşarak hayatlarına aynı şekilde, aynı şartlarda devam etmesi yönündedir. Bizim herhangi bir başka bir sıkıntımız, başka bir işte ideolojik bir görüşümüz yoktur. Zaten bunu bu sıkıntılı ortama girdiğimiz dönemlerde zaten bunlardan uzak durmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Şimdi yaklaşık olarak 10 yıldan beri, 12-10 yılı aşkın bir zamandan beri bu davayla ilgili bir çalışmalarımız var. Bizden önceki arkadaşlarımız da ya platformlar olarak ya sosyal medya üzerinden kurulan gruplarla bu mücadeleyi başlattılar. Bunun akabinde 2015 yılında aldığımız kararla EYT-SYDD yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurduk. Bununla birlikte yaptığımız bütün çalışmalar, işte meclis üzerindeki çalışmalarımız, külliyeye gidişlerimiz, Çalışma Bakanlığı'ndaki etkinliklerimiz bu davaya yön verme açısından, haklarımızı geri alabilme açısından çok önemli girişimlerdi. Daha sonra 2018'in ilk aylarında yaptığımız toplantının ardından derneğimizin ikinci sefer hayata geçirilmesiyle birlikte sevgili başkanımızı Gönül Yoran Özüpak'ı başkanlığa getirdik ve bununla birlikte yurt genelinde bir çalışmalarımızı hızlandırdık. Temsilciliklerimizi, oradan işte faydalı olabilecek insanları, kalitesine, karakterine güvendiğimiz insanları arayarak onlarla birlikte bir oluşuma gittik. Ve onların da yapmış oldukları çok özverili çalışmalar neticesinde bugünkü güce ulaştık. Bu güç oluşurken sadece temelinde insanların yaşamış olduğu sıkıntılar, ekonomik ve sosyal çöküntüler vardı. Bunun ardında herhangi bir şekilde farklı yönlerde, farklı yollarda bu davayı karalayacak, incitecek insanları farklı ortamlara girmemek gerekiyor. Çünkü son günlerde buna benzer bir sıkıntılar da yaşamaya başladık biz. Ama tabii ki bizim alnımız ak. Biz 50'li yaşlarda olan insanlarız. Kimsenin karşısında bugüne kadar eğilmedik. Alın terimiz de bu zamanlara kadar geldik ve bundan sonraki yaşantımızda da hukuk şartları içinde bütün arayışlarımıza devam edeceğiz. Bu mücadeleyi sürdüreceksiniz. Ama bir ne sorun yaşıyorsunuz onu birkaç örnekle dinlemek şimdi, istiyorum. Yani iş arasan evet, bulamazsın. Evet. Şeyde 60 yaşına kadar çalış diyenlere emekli olsan tekrar başvursan ya da EYT olarak evet, dışarıda kalsan başvursan sen yaşlısın diye iş almazsın. Evet. Ya bir bize bu şeyi tabii, bir anlatın, bir anlayalım. Şimdi şöyle. Hastaneye gitsen bakmazlar tabii falan. Tabii ki. Bugün yani mesela şunu söyleyelim. Şimdi 40'lı yaşlara geliyorsunuz. Asbelkader tabii ki çalışma hayatımızda da hepimizin yaşadığı sıkıntılar belli. Bunlar neler mesela? İş yerinde bir garantin yok.
İş hayatında bir garantin yok. Bize mesela gösterdiklerinde işte Avrupa'da 70 yaşında emeklilik yaşı diyorlar ama peki aynı onların hak ettirmiş oldukları sosyal güvenceye sahip miyiz? Değiliz. Elbette. Oradaki insanlar işsiz kaldığı zaman çocuğunun okula gitmesini, çocuğunun sosyal hayatının dizayn edilmesini düşünmüyor. Çünkü devlet bunun bütün önlemini almış zamanında. Bizlerde böyle bir şey yok. 40'lı yaşlarda işsiz kalıyorsunuz. Gidiyorsunuz yeni bir iş aramaya. Bakıyor her şey tamam diyor. Yaştan dolayı siz yaşlısınız diyor. Devlete diyorsunuz ki benim 25 yıllık sürem dolmuş. 5000 küsür gün üzerindeki sigorta primim de tamam diyorsunuz. Hayır diyor, tamam diyor. Yaşınız tutuyor. Şeyiniz de aynı şekilde ama siz şu kadar gün daha bekleyeceksiniz, süre bekleyeceksiniz diyor. Yani iki arada bir derede. Devlete göre gençsin, işverene göre yaşlısın. O arada kalıyoruz. Bir de bunun yanında sağlıktan yararlanmama gibi hakikaten abesle iştigal bir durumda. O fecaat bir şey gerçekten yani. Yani insanlar çalışamadığı zaman, zaten çalışsa sigortasından faydalanacak. Çalışamayınca artı bir de onun cebinden belli bir şu andaki mesela 70-75 lira civarında bir para isteniyor. Yani bu insanlar zaten bunun ekmeğini evine götüremiyor ki kalkıp da o 70 lira 75 lirayı nereden bulacak? Yani çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Çocuklarının mesela okul taksididir, işte özel okula gönderemiyor zaten belli. Açlığı var bunun, giyimi var, yemesi içmesi var, her şey var. Bir babanın evine girerken çocuğunun uyumasını beklemesi kadar kötü bir şey var mıdır? Bunları hepimiz yaşadık. Ben de yaşadım. Benim gibi milyonlarca insan yaşadı bu sıkıntıları. Biz genel olarak mesela yaşadığımız şeylerden son dönemde yaşadığımızı söyleyeyim ben size. Adana'ya gittik. Adana'da bir kız çocuğu karşımızda duruyor konuşmacı olarak orada bulunduğumuzda. Karşıdan bakıyor çocuk elinde bir pankart. Babam diyor kalp hastası. Babam çalışamıyor. Babamı emekli edin diyor. Ben okul hayatımı sürdüremiyorum. Benim aklım babamda. Ve şimdi bu çocuğun oradaki o aykırışını, oradaki o sıkıntısını, oradaki o mağduriyetini, mazlumiyetini hangi bir yasa çerçevesinde açıklayabilirsiniz? Hangi bir kanun maddesinin içine koyup da işte buna uygundur diyebilirsiniz? Bir baba Ankara'daki etkinliğe gelebilmek için çocuğunun kumbarasını kırıyor. Çocuğunun kumbarasından aldığı parayla Ankara'ya geliyor ve Ankara'daki etkinliğe katılıyor. Ancak o kadar güzel bir hareket yapılıyor ki Adana temsilcilerimiz tarafından bu haber alınıyor ve o kumbaradan alınan parayı kendisine iade ediyorlar. O arkadaşımızı Ankara'da misafir ediyorlar. İşte EYT'nin güzelliği bu. İnsanlar bir yumak oldu. İnsanlar birbirine sahiplendi, kenetlendi. Bugün Ankara'da 250 bin kişinin üzerinde bir etkinlik yaptık biz. Bu Cumhuriyet tarihinde bir dernek olarak ilk. Şimdi hep diyoruz ya Adana'da işte hep komik olaylar yaşanıyor. İşte hayatın ta kendisi de yaşandı Adana'da işte. İki sefer gördük, hayatın kendisi de yaşanıyor. Bu ülkenin her tarafında bunlar yaşanıyor. Evet. Geçen yıl çok önemli bir süreç yaşandı bu konuyla ilgili. Seçim vaadi oldu. Evet. EYT meselesi. Ancak seçim sonrası bunun karşılığı gözükmedi. Evet. Bu konuda şimdiki bakış açınızda yine Türkiye bir yerel seçime gidiyor ve bu çerçevede geçen yıl vaatlerini unutanlar yine alanlarda aslında evet. Daha tuhafı da var. Zaman zaman ben yayınlarda değerlendiriyorum. Evet. İlginçtir EYT'nin çıktığı tarihlerde meslek hayatımın yeni dönemleri. İşte o günün Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürü hiç sesi çıkmamıştı ama bugün sanki yanınızdaymış gibi gözüküyor. Ben biraz eleştiriyorum bunu. Evet. O günün bizatihi oy vereni de yine bir diğer partinin genel başkanı bugün. O günün hükümet ortağı bugün yine iktidar aynı ortağı. Şekilde, evet. Ya, hakikaten inanılmaz bir. Tabii ki. Şimdi seçimlerde de kullanılan bir argüman. Yani çok kuvvetlisiniz aslında onu görüyorlar. Oradan o anlaşılıyor. Bir yerel seçim öncesinde ne düşünüyorsunuz bu konularda? Şimdi, vaatlere kanmalı mı? Ya da böyle iktidarıyla muhalefete ders vermeye mi hazırlanıyor? Hazırlanılmalı? Bir şey sormak istiyorum bu konuda. Bakın şimdi şu var. Eskiden insanlarımız şunu düşünüyordu. Mesela bir şeyi bunu görmem lazım. Maaşı almam lazım. Cebime koymam lazım. Cebimden o para mesela insanların şu anda emeklilik bekleyenler, yaş bekleyen arkadaşlarımız. Bu olaya biraz uzak kalan arkadaşlarımız şöyle düşünebiliyorlar. Şimdi ben emekli oldum, aldım parayı koydum cebime. Birisi gelse, benim cebimden o parayı almaya kalksa ben onu korumak için her şeyi yaparım.
Şimdi o insanlar şöyle düşünebiliyor. O para benim cebime girmemiş. Oradan çek. Bir bankamatiğin önüne göndereceksiniz o insanı. O bankamatikten o parayı çekip cebine koyacak. Ondan sonra birisi gelip ondan onu zorla almaya kalktığı zaman görün ne kadar sahip çıkacak. Şimdi görmedikleri bir şeye inanmıyorlar. Ama biz de şunu diyoruz. Arkadaşlar gelin bu mücadeleye sahip çıkın. Bu mücadelede bizlerin yanında olun ve birlik olursak biz bu mücadelede başarılı oluruz. Haklarımıza kavuşuruz. Doğru. Geçtiğimiz dönemdekinde ne? Aynı mesela. Şu anda mecliste grubu bulunan partilerden iktidar partisinin dışındaki tüm partiler bu sorunun çözüleceği yönünde bize seçim vaadi verdiler. İşte kimisinin işte seçim beyannamesinde, bildirgelerinde yer aldı yani çoğunda var. Ancak iş öyle bir yere geldi ki seçim bitti. İş şeye döndü bu sefer. Hani işte iktidar olmazsa olmaz, o söylemezse olmaz. İşte öteki parti bunda iyi yönde oy kullanırsa, evet kullanırsa ben o niye evet kullandı, o nedenle ben de bunu kabul etmem, onunla bir arada olmam diyerekten. Biz şunu düşündük, şunu söyledik her zaman. Ben bir şeyi doğru mu yapıyorum? İnanıyor muyum doğru yaptığıma? Arkamdaki insan, kim olursa olsun, benim doğrumu doğru olarak kabul ettiyse, benim onu kabul etmeme gibi durumum yok. Onunla başka konuda ayrışabilirim. Ama bu konuda benim gibi düşünüyorsa, aynı yönde ben oy kullanabilirim. Ancak geldiğimiz noktada tabii ki gruptaki sandalye sayısı fazla olmasına rağmen sorunumuz çözüm bulmadı. Ve şimdi işte seçim sonrasında bekleyin gibisinden böyle bize vaatler geliyor. Fakat biz onu o şekilde değil de kanun hükmünde kararname olur, işte daha farklı bir yöntem olur. Bu seçim öncesinde çözülmesini istiyoruz. Bizim tek istediğimiz 99 yılından önceki şartlarda aynı neyse insanların kaybı o şekilde haklarımıza kavuşabilmek. Bir de onu soracağım. Şimdi bu vaatleri size verdiler geçen seçim evet. öncesi. Seçim sonrası gerçekleştiremediler evet. ve bunun için bir kampanya dönemi bile olmadı. Yani benim evet, evet. biraz dikkat çektiğim mesele ama ya bir de böyle garip sesler çıktı. Yine kademeli yapalım. Evet. Böyle öneriler geldi. Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle bir mağduriyet. İşte yani atıyorum sizin 10 yılınız daha var. Tabii, hadi tabii. onu 8 yıl yapalım mı geldi tabii, yani tabii. biraz mesele. Şimdi şöyle bir bakalım çerçeveye. Bundan önceki yani 99 öncesindeki bu siyasi partilerin kendi işte siyasi şeylerin rantlarını koruyabilmek için işte süper emeklilik, kıyak emeklilik 38 yaşında 36 yaşında insanları emekli yapmalarının bakiyesi bize kesildi. Doğru. Şimdi bir yasa çıkarıyorsunuz. Diyorsunuz ki bundan sonra emeklilik yaşı buna göre düzenlenecektir. Ama bundan sonra. Ama burada yapılan şey geriye dönük olarak. Yani bana kadar olanların hepsi aynı yasanın hükmettiği şartlarda emekli oluyor. Bana geldiği zaman bir dakika 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl. Bu bir sefer insan haklarına da aykırı. Anayasanın hükmünde de yok. Anayasada zaten böyle bir hüküm de yok. Yasaların geriye işletileceği yönünde. Bir tek bizde bu oldu. Avrupa'da da bunun bir örneğini görmedik. Bir de en vahim olan tarafı da bir de 2008 yılında çıkarılan bir yasa var. Onunla da çalıştıkça maaşın düşüyor ya değil mi? Yani hakikaten inanılmaz ya. 3 kademeye düşürüldü. 3 kademeye ayrıldı. 99'a kadar olanlar 1. kademe, 99-2008 olanlar 2. kademe, 2008'den olanlar 3. kademe. Çok güzel bir hususu ne olur şununla yanıt verin. Düzeltildi diye de bir propaganda ile düzelmedi bu Yok, mesele. Hayır. Çalıştıkça halen daha halen sizin priminiz oluyor. Yükseldikçe evet. alacağınız maaş düşüyor Tabii ki. Arkadaş. Şimdi mesela örnek veriyorum. 943 lira, 2 yıl önce 943 lirayla ben emekli oldum. Şu anda 1300 lira küsur, 1322 görünüyor ama tabii ki o sağlık kesintilerinden falan hiçbir zaman o parayı almadım ben. Yalnız şunu söyleyeyim, 943 lira aldığım dönemde eğer ki 2008 yılında bu yasa çıkarılmasaydı benim maaşım ilk bağlanma sürecinde 1600-1700 lira olacaktı. Neredeyse yarı yarıya düşürüldü bizim maaşlarımız. Hani burada emeklilik yaşını tamam, bekliyor insanlar. Bunun için mücadeleyi veriyoruz. Bundan sonra da en büyük tehlike bizim için maaş bağlama oranları. Hani şimdi çift dikiş şey var ya bizde. 1300 lira ve 1000 lira maaş bağlanacak olan insanlar var. Şimdi soruyorum, vicdanlara sesleniyorum. 1000 lira, 1300 lira, 1500 lira arasında alan bir insanın İstanbul gibi yerde ya da Anadolu'da bile fark etmiyor. Nasıl geçinebileceğinin bana formülünü versinler. Ben de geleyim yine önümüzdeki hafta burada o formülü söyleyeyim burada. Doğru. Maaş bağlama oranları %28'lere kadar düştü.
2008 yılından sonra sigortalı olacak insanların yarın bu şartlarda emekli olmaları demek onların iki dikiş değil, dört dikişi bile kurtaramayacaklarının göstergesidir. Bir ay yaşasınlar ya. Tabii ki. Değil mi? Çok değil. Bir ay yaşasınlar. Bu mesaj önemli. Yani bu ülkede hakikaten... Sizin mücadelenizin iki ayağı var. Bir, önce EYT yani mevcut hakkınızın geri almak. İkincisi de maaş oranlarına yönelik olarak verdiğiniz çok açık bu mesaj. Evet. Galiba. İki önemli ayağı var. Ve pazar günü miting. Pazar günü şimdi... Birazdan çıkışta kağıdı almaya gideceksiniz. Evet, İzin tabii ki iznimizi aldık. Buradan belki onu duymayanlar vardır. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum buradan arkadaşlar. Gerekli yasal izinlerimiz alınmıştır. Yayından sonra zaten direktmen valiliğe geçip oradan bu yazıyla ilgili izin kağıdımızı alacağız. 17'sinde bu yazımızı aldıktan sonra 17'sinde bütün Türkiye'deki bütün mağdurlarımızı, bütün siyasi partileri, bunun iktidarı, muhalefetini ayırt etmiyoruz. Herkesi bekliyoruz bu toplantımıza, bu demokrasi şölenimize. İnsanların orada kardeşçe, dostça, arkadaşça ve insan haklarına uygun bir şekilde nasıl bir şölen hazırlayacaklarını bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Bu da bizim emeklilikte yaşa takılanların gerçekten bu ülkenin öz evlatları olduğunun ispatı olacaktır. Bizlerin herhangi bir sıkıntısı yok bu şekilde. Devletimize, bayrağımıza, milletimize bağlı insanlarız. Ve de o günde sadece ve sadece EYT flamaları, EYT bayrakları ve Türk bayrağıyla gelinmesini, farklı bir dernek, farklı bir sendika flamasıyla gelinmemesi önemli rica alınıyor. Buradan herkesi bu etkinliğimize davet ediyoruz. Herkes işini bırakıyor. Eşini, çoluğunu, çocuğunu, dayısını, teyzesini herkesle birlikte el ele kol kola bu şölene bekliyoruz. Bir kez daha tekrar ederim. Maltepe'de 17 Mart. 17 Mart. Pazar günü. Pazar günü. Saat 12-15 arasında Maltepe Sahil Yolu miting alanında büyük şölene herkesi bekliyoruz. Evet, Türkiye'nin her tarafından katılım olacak. Tabii ki. Böyle otobüs falan kaldırılıyor mu? Nedir yani böyle? Şimdi bir şöyle, şey var mı? Ya da biz bizim internet sitesi, arkadaşlarımız tabii ki yani da öğrenelim. İl temsilciliklerimiz var bizim. Evet. İllerdeki görevli arkadaşlarımız var. Zaten biz buna iki haftadır hani iznimiz biraz çok geç geldi. Doğru. Ondan dolayı yine de sanki hani izin alınmış gibi çalışmalarımızı yaptık. Ve illerdeki arkadaşlarımız da büyük özveriyle çalıştılar ve isimler aldılar. Bunlar nedir? İşte İzmir'den gelecekse o yol üzerindeki güzergahta ne kadar hani fiyat veriyorlar. Ona göre en düşük fiyata arkadaşlarımızı buraya getirme. Yani insanlar kendi rızıklarından kestikleriyle, çoluğunun çocuğunun hakkından kestikleriyle buraya geliyorlar. Yani biz böyle bir büyük topluluğuz. Bizim farklı bir beklentimiz, hiçbir şeyimiz yok yani. Bizi başka yerlere kimse yamamaya kalkmasın. Çünkü son zamanlarda bazı yayın organlarında bize karşı şeylerimiz oldu. Ama biz hiçbirine cevap da vermedik. Biz doğru bildiğimiz yoldan gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da külliyeye de gittik. Sayın Ordu Milletvekili İhsan Şenel Beyefendi'ye dosyamızı sunduk. Hatta randevu dilekçemizi de verdik. Ancak cevap gelmedi. Diğer il başkanlıklarında da aynı şekilde... En son Dünya Kadınlar Günü'nde bayan arkadaşlarımızın oluşturduğu grupla bütün iktidar partisinin, AK Parti'nin bütün il başkanlıklarına karanfil götürdüler arkadaşlarımız. Bu şekilde de bir etkinlik yaptılar. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Buradan da onların da geçmiş fakat gelecek olan bütün Kadınlar Günü'nü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum hepsinin. Yani hakikaten EYT örgütlenmesinde kadınlar öne çıktıkça daha fazla konuşulur olur. Onun hakkını teslim ederim. İnanın şöyle yapayım. Yani Sayın Başkan'ı da selamlayalım. O zaman şöyle söyleyeyim. Yani bilmiyorum ki, katılır mısınız? Ne demek? Zaten Sayın Başkan da bir gün buraya gelip de konuştuğunda. Mesaisinden dolayı alamıyoruz yoksa ben çok arzu ediyorum. Evet aynen öyle. Tabii onu zor durumda sokmak istemeyiz. Şimdi şöyle bir şey var. Biz derneği ilk kurduğumuz zaman özellikle bir bayan olsun dedik. 10 kişilik grupta bir bayan. Ha, sizin böyle bir kararınız vardı. Tabii ki. Anladım, güzel. Kadınların el attığı işte başarısızlık mümkün değildir. Başarı gelir. Ben kendi grubumuzda bile yazdım. Bir ara birileri yazdı dedi ki, ya dedi siz dedi cinsiyet ayrımcılığı mı yapıyorsunuz? Ya hayır işte buyurun işte. Sonuç ortada bir bayanımızı, bir kadınımızı başkan seçtik ve geldiğimiz nokta milyonlarca insanı bir meydana toplayabilecek bir kapasiteye taşıdık bu olayı. Bütün ülkenin gıpta ettiği, bütün
sivil toplum örgütlerinin yani bu nasıl bir şey diyerekten işte insanlar özverili olduğu zaman, emeğine, ekmeğine sahip çıktığı zaman hak ve hukuk çerçevesinde her şeyi yapabilir. Biz hakikaten çok örnek bir topluluğuz. Sevgili Çetin Ünsal'ın bir sözü vardır. Sevgili Çetin üstadımızı abi. Buradan ben de selamlıyorum. EYT dedi nedir biliyor musunuz dedi. Nedir üstad dedim. Dedi ki namuslu bir hak arayışıdır dedi. Ben de onun o sözünü her yerde kullanıyorum. Hakikaten tabii, namuslu insanların namuslu hak arayışı bu dava. Bizler bunun çözümünü özellikle Cumhurbaşkanımızdan bize randevu talebimize cevap vermelerini bizi onurlandırmalarını bu kadar bu açık sorunun çözümünde Hukuki mesele bir anayasa mahkemesi süreci gündeme geldi. Bununla ilgili bir bilgi var mı son dönemde? Yok şu anda öyle bir bilgi yok. Çünkü biz sadece ve sadece ilk doğduğunda AYM süreci tabii, yoktu gündemde evet. Değildi ama sonra olabilir dendi. Sonra yok zaman aşımı dendi bir şeyler dendi. Evet evet 10 yıllık bir zaman aşımı falan denmişti. Ondan sonra tekrar başvurabilirsiniz dendi ama biz sadece bu yoldan gidiyoruz. Direkt Cumhurbaşkanımız nezdinde çözmeye çalışıyoruz bu işleri. Çünkü kendilerine verilen rakamlar hakikaten çok böyle abesle iştigal rakamlardı. Çünkü kendileri de daha sonradan bunun hakikaten yanlış olduğunu biliyorlar. Tespit ettiler. Açıkladı onu. Çünkü danışmanlardan yukarıya doğru bilgiler gitmediğine inanıyoruz biz. Doğru. Bizi kabul etmelerini uygun bir zamanda şu seçim sürecini yakınında bir 10 dakikada siz anlatırsınız 10 dakika, zaten. Yani, 10 dakikada ben almaz. Sayın Binali Yıldırım'la belediye başkan adayımız Binali Yıldırım'la artı o zamanın Çalışma Bakanı Sayın Mehmet Mezinoğlu'yla görüştüğümüzde aynen şunu söylemiştim. Sayın Bakanım biz sizi 40 yılda bir yakaladık. Ve de biz bu derdimizi size anlatmak istiyoruz. Bize randevu verin. Dedi ki bütçe çalışmalarımız var dedi. Ben dedim ki Sayın Bakanım bütçe çalışmaları bittikten sonra bizim neyi konuşacağımız kalıyor geriye. Ali'ye, Ayşe'ye, Fatma'ya, Mehmet'e bölüyorsunuz. Mustafa dışarıda kalıyor dedim. Ben ne alacağım dedim güzel bundan dedim. Ondan sonra dedim ki bir 10 dakikada olsa dedim. Dedi ki bu dedi 10 dakikayla biter mi? 5 saat olsa yetmez dedi. Yok, siz bitiyor, bana siz bana dedim 10 dakika verin dedim. 99'dan biz özel dedi, hikayelere girdik onun için belki biraz tabii, daha uzadı şu an ama tabii, hakikaten 99'dan 2017'ye mesela kadar olan dedim. Bütün dedim EYT'nin dedim seceresini dedim size anlatacağım ben dedim. O zaman dedi verelim dedi ama ertesi gün işte yardımcılarla görüşebildik ancak. Ama dediğim gibi bu sorunun çözümü için büyük mücadele veriyoruz. Sonuna kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sürdüreceksiniz. Peki Maltepe 17 Mart Pazar evet, günü 12-15 arası EYT ne mesaj verecek burada? EYT'nin buradaki mesajı şu. Yani kuralları hatırlattınız kim tabii nasıl ki gelecek onu tabii, söylediniz. Tabii, herkes... Bir de sahneden yükselecek mesajları sizden. Şimdi şöyle bizim zaten oradaki belli kendimize özgü olan sloganımız. Kendi zaten müziğimiz var bizim kendi şarkımız var EYT şarkısı var. O da dillerde oldu. Yani hakikaten mükemmel. Devrimler bir... acılardan doğar. Şarkılarda, müziklerde tabii, tabii, böyledir yani değil güzel, mi? Doğru. Sanatçı çıkarmanın halk oyunları gösterisi olacak büyük bir ihtimal. Yani şu anda tam şey değil. Bugün yarına kadar kesinleşecek belli bunların olur hepsi. Ama bizim mesajımız şu. Biz burada hiçbir partiliği ayırmıyoruz. Ki zaten biz öyle bir mozaiyiz ki AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partisi, HDP'lisi, İşçi Partisi, Saadet Partisi bütün doğru hepsiyle biz bir mozaiyiziz. Bu ülkede yaşıyoruz ve aynı ortak sorunları, aynı ortak acıları, aynı ortak sevinçleri yaşıyoruz. O nedenle birbirimizden ayrılmamız, birbirimizi ayrı tutmamız söz konusu olamaz. Bizim tek isteğimiz bizlerin bu mağduriyetine son verecek adımları atacak kararları bekliyoruz. O nedenle bizim de şunu söylememiz gerekirse son olarak buyurun, bize değer verene biz de değer vereceğiz. Ona göre seçimdeki de yönümüz bu olacak. Ana mesajınız bu olacak. Mesajımız peki, bu. Peki. Efendim EYT emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye çapında genişlettiği ağında Maltepe'de 17 Mart Pazar günü saat 12 ile 15 arasında o bildiğiniz miting alanında buluşuyorlar. İzin alındı. Dün onay geldi. Bugün de yayın çıkışı Mustafa Avcı Bey valiliğe gidip resmi kağıdı da alacak. Çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Biz de Ulusal Kanal ailesi olarak neredeyse 20 yıllık kuruluşumuzun en üst maddesi EYT
EYT, emeklilikte yaşa takılanlar meselesiydi. Bazı süreçler zordur, uzun zaman alır ama mücadele ruhu çok güzeldir, evet, kaynaştırır. Çok güzel bir aile olduk aslında, değil mi? Mutlaka, yani, tabii ki. Onu da özellikle paylaşmakta fayda var. Bu çerçevede pazar günkü yayını da sizlere nakletmeye çalışacağız. Ulusal kanal aracılığıyla. Mustafa Bey çok teşekkürler. Ben de çok kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Avcı. Günaydın Türkiye'de Maltepe'de pazar günü saat 12-15 arasındaki mitingi duyurdu. Bir kez daha emeklilikte yaşa takılanlar neydi? Onu bize ayrıntılarıyla anlattı. Günaydın, evet. Türkiye'ye konuk oldu. Çok çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Günaydın Türkiye devam edecek. ...14 Mart Tıp Bayramı gündeminde 2019 Perşembe gününde birlikteliğimiz sürüyor. Bir gündeme bakalım, haberlerimizde neler vardı. HDP üyesi olduğu belirtilen PKK'lı Seher Çağlademir'in Kızılay Güven Park'ta düzenlediği bombalı terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti. Saldırıda hayatını kaybeden 36 yurttaş aileleri ve sevenleri tarafından anıldı. Şehit ve yaralıları Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür'dü. Unutmadı Oygür, güvenli kentler için PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. PKK'nın Ankara Kızılay'da düzenlediği terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti. 3 yıl önce bugün akşam üzeri Ankara'da güzel bir pazar gününü cehenneme çeviren bir patlama yaşandı. 13 Mart 2016'daki saldırıda evine gitmek için Güven Park duraklarında otobüs bekleyen yurttaşlar hedef alındı. 36 kişinin hayatını kaybettiği, 344 vatandaşın yaralandığı saldırıyı PKK üyeleri Seher Çağlademir'le Özgür Ünsal bomba yüklü araçla yaptı. İçişleri Bakanlığı Seher Çağlademir'in Suriye'de Ayn-el Arab kentinde PYD tarafından bomba eğitimi aldığını açıklamıştı. Ayrıca canlı bomba Seher Çağlademir'in HDP Gençlik Meclis üyesi olduğu da iddia edilmişti. Teröristin 30 Kasım 2013'te Diyarbakır'da düzenlenen 1. Gençlik Meclisi Kongresi'ne katıldığı ve o kongrenin ardından dağa çıktığı belirtildi. PKK'lıların saldırısında şehit olan 36 yurttaşımızsa unutulmadı. Hayatını kaybedenler aileleri ve sevenleri tarafından anıldı. Patlamanın yaşandığı yere karanfiller bırakıldı, beyaz balonlar uçuruldu. Bunun PKK ayağı olduğu kadar FETÖ ayağı da var. Şehit ve yaralıları Vatan Partisi'nin Ankara adayı Profesör Doktor Tülin Oygür de unutmadı. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Oygür, yaklaşan yerel seçimler öncesi güvenli kentler için PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Katıldığım bazı toplantılarda, izlediğim bazı konuşmalarda kent güvenliğinden bahsedilirken bu güvenliği tehdit eden bölücü terör örgütü PKK'dan ve onun yan kolu HDP'den bahsedilmediğini gördüm. Vahim bir hatadır. Bu hataya hem AK Parti MHP bloğu hem de CHP İYİ Parti bloğu düşüyor. Kentlerimizin güvenliği için yerel yöneticilerimizin kesinlikle HDP'ye ve onunla açık kapalı ittifak yapanlara teslim edilmemelidir. Suça bulaşan mensuplarına siyaset yasağı getirilmelidir. İşte böyle bir tabloyla burada yaşamını yitirenleri de bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Gecenin gelişmelerinden öne çıkanlar, Avrupa Parlamentosu 2018 Türkiye raporunda Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alma çağrısında bulunmuş. Hollandalı AP üyesi Katip Piri yine burada da görev başında olan baş aktör, biliyorsunuz. 2018 Türkiye raporunu Strasbourg'daki genel kurulda oyladı. Tavsiye niteliği taşıyan ve bağlayıcılığı bulunmayan raporda Türkiye'nin tepkisini çeken çok sayıda unsur oldu. İşte raporda insan hakları, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, yolsuzlukla mücadele konuları falan filan var. Bir sürü böyle abuk sabuk ayrıntıyı yine eklemişler. Yani bunların insan haklarından, hukukun üstünlüğünden, basın özgürlüğünden, yolsuzlukla mücadeleden ne anladığına ilişkin yakın tarihi incelediğinizde zaten bütün tabloyu görürsünüz. İşte bakın, Rum yönetimine yönelik Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığına son verme çağrısından tutun da Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonlardan da endişe duyuyormuş Avrupalılar. Vah 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 vah, çok üzüldük. Raporda
Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasından memnuniyet duyulduğu belirtilse de FETÖ operasyonları kapsamındaki uzun tutukluluk süreleri ve kötü muameleden de endişe duyduklarını belirtmişler. Türkiye'nin yurt dışındaki işte FETÖ örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarını da üzüntüyle karşılamışlar. İşte Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Akkuyu nükleer santrali, yani bizim milletimizin lehine ne varsa alayına karşı çıkan bir tavırla bu rapor hazırlanmıştı. Bağlayıcılığı olmayan bu rapora da dün itibariyle yine Avrupa Parlamentosu'ndan onay gelmiş. AK Parti sözcüsü Çelik, AP'nin Türkiye kararına ilişkin bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar çıkışı geldi. Ömer Çelik Twitter hesabından duyurdu bunu. Özellikle belirtmiş olalım. Gün içinde de yine Dışişleri Bakanı başta olmak üzere sanıyorum Dışişleri Bakanlığı'nın da konuya ilişkin açıklaması yansıyacaktır. Geceden beri yaşadığımız sorun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Yardımcısı konuya ilişkin açıklama yaptı. Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup ülkemizde de kısmen hissedilmektedir açıklaması geldi. Anladığım kadarıyla o bugün biraz daha yoğunlaştı. Çünkü şu dakikalarda internet bağlantılarında da sorun yaşıyoruz, bunu belirtelim. Ulaştırma Altyapı ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını, Türkiye'de de kısmen hissedildiği bildirilerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip ettiği ifadesine yer verdi Sayan. Twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu. Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve bu durumun kısmen Türkiye'de de hissedildiğini belirterek takip ediyoruz mesajı verdi. Ama hani son böyle bir iki haftadır internette inanılmaz bağlantı sorunları yaşanılıyor. Yani bir iki haftadır süre gelen bir siber saldırı mıdır değil midir? Henüz ona yanıt yok resmi açıklamadan, ama hepimiz işte kullandığımız cihazlar üzerinden bu sorunu ve durumu yaşıyoruz. Bakalım ne olacak. Yine dünden kalan haberlerle sürdürelim. Furkan Kocaman'ın haberine bakacağız. Öğrenci değişim programıyla Polonya'ya giden Furkan Kocaman bir restoranda bıçaklanarak öldürüldü. Kaçmaya çalışan saldırgan şok silahıyla etkisiz hale getirildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganın PKK sempatizanı olduğu iddia edildi. Üniversite öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü. Yakınları PKK'yı işaret etti. Vahim olay Polonya'nın Wrocław kentinde 9 Mart günü yaşandı. 21 yaşındaki Furkan Kocaman bir arkadaşıyla gittiği restoranda bıçaklı saldırıya uğradı. Üniversite öğrencisi olay yerinde yaşamını yitirdi. Polise ifade veren Kocaman'ın arkadaşı Furkan'ın yemek yerken birinin kendilerini takip ettiğini söylediğini aktardı. Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği saldırganın 1990 doğumlu Türk vatandaşı Muhammed Emektar olduğunu ortaya çıkardı. İnsan Hakları Derneği 2018 yılında Emektar'ın gözaltına alınıp kayıp olduğunu iddia ederek basın açıklaması düzenlemişti. Tutuklanan Emektar'ın PKK sempatizanı olduğu iddia ediliyor. Polonya haber siteleri de Emektar'ın PKK'lı olduğunu yazdı. Yine önemli haberlerden biri, PKK sadece Türkiye'de faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yine yuvalara ateş düşürüyor. Oğlu PKK'nın İran'daki uzantısı Bejak tarafından kaçırılan Rahim Hakimi, evladını örgütün elinden kurtarmak için yıllardır mücadele ediyor. Acılı baba 17 yaşında kaçırılan oğlunun hikayesini ve yaşadıklarını ulusal kanala Yakup Aslan anlattı. Terör örgütü PKK, ülkemizde olduğu kadar komşularımızda da aileleri yıkmaya, çocuk kaçırmaya, haraç almaya, uyuşturucu satmaya, katliam yapmaya devam ediyor. Yenildikçe saldırganlaşan, gün geçtikçe eriyen terör örgütü, yandaş kazanabilmek için her türlü yönteme başvuruyor. Bunların en bilineni ise çocukları kandırarak dağa çıkarmak. Türkiye kadar İran'da, Suriye'de ve Irak'ta da çocukları zorla alıkoyan PKK'lılar artık ailelerin büyük direnciyle karşılaşıyor. Evladını terörün pençesinden kurtarmak için sesini duyurmaya çalışan Rahim Hakimi de İran'ın başkenti Tahran'da ulusal kanala ulaştı. Oğlum
Bu Acılı Baba yıllardır oğlunu kurtarmak için her yolu denediğini belirtiyor. 17 yaşında terör örgütü tarafından kandırılarak Kandil'e götürülen oğlu İlyas'ın hikayesini anlatıyor. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan İnceh Olya köyünde yaşayan 5 çocuk babası Rahim Hakimi, oğlunun okula gitmek için servisle köyden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini söylüyor. O günü kara gün olarak adlandırıyor. Okulu bitirmesi için 3 sınavı vardı. Servisle köyden ayrıldı ve okula gitti. Öğleden sonra servis geri döndü. İlyas serviste yoktu. Ona ulaşabileceğim her yolu denedim. En sonunda bir araçla okul önünden ayrıldığını öğrendim. Oğlumla birlikte yakın köylerden Ferşat adlı başka bir çocuğun da kayıp olduğu bilgisine ulaştım. İranlı baba, oğlunun terör örgütüne eleman sağlayan kişiler tarafından 50 liraya örgüte satıldığını söylüyor. Emniyet görevlileriyle durumu paylaştım. Ulaştığımız bilgiler onunla son kez görülen ve son aylarda sıkça görüştüğü bir kişiyi işaret ediyordu. O kişi gözaltına alındı. Oğlumla birlikte bir genci de Türkiye sınırına 2 saatlik mesafede olan Babanur köyüne götürdüğünü ve burada terör örgütü üyelerine 100'er bin tümen yani 50 TL karşılığında teslim ettiğini itiraf etti. Rahim Hakimi, yakalanan şahıs çocukların yaşananlara itiraz etmemesi için onlara sakinleştirici ilaç olarak tanımladığı uyuşturucu bir hap verdiğini itiraf etti diye ekliyor. Acılı Baba, oğlu İlyas'ı görmek ve geri getirmek için 3 kez İran kuzeyindeki Kandil'de bulunan terör kamplarına gitti. Kandil'deki teröristlerden oğlu hakkında bilgi almak için haftalarca uğraştı. Roşat Roşildat kod adıyla oğlunun örgütte olduğunu öğrendi. Sürecin sağlığını da bozduğunu söyleyen hakimi, kullandığı ilaçları ekibimize gösteriyor. Rahim hakimi, oğlu İlyas'ın teslim olmasını ve bir an önce evine geri dönmesini bekliyor. İşte bir terör örgütünün gerçek yüzü. Yani şunun altını çizmek için bu peş peşe gelen birkaç haberi özetlemek lazım. Yani CHP, HDP ile işbirliği yapıyor vesaire. Yani hakikaten yani buradaki anlamsızlık, dün işte terör örgütünün Allah belasını versin destek olanların. Yani işte mesele bu, bu kadar açık, işte bunu yapıyorlar. Ama daha vahim tabloda şunu da aktarmakta fayda var. İşte bu başta İstiklal Caddesi olmak üzere çeşitli eylem noktalarında kadın hakları, insan hakları vesaire dendi de bunların öncülerini hep buralarda görüyorsunuz ve sağda solda kim de varsa toplayıp bunlarla birlikte yürüyorlar. Ama gerçek yüzleri bu. Terör örgütünün gerçek yüzü bu. Kadına, çocuğa, bebeğe, gence, yaşlıya hiç kimseye acımıyor bunlar. Ve maalesef kadın hakları eylemlerinde de, insan hakları eylemlerinde de en önde yürüyenler bunların siyasi uzantıları ve kolları. Bu çerçevede uyarıyı yapmakta bir kez daha fayda görüyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla veda ediyoruz. Sevgili Atacan kamera ve Jimmy Jip'in arkasındaydı. Rejide işte genişleyen kadromuzda ekibimiz hazır. Sevgili Sibelcan Korkmaz'la hazırladık. Volkan Gadiş yönetti. Gizem var. Nesibe var. Sevgili Burcu'muz da aramızda artık. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla vedamızı gerçekleştiriyoruz. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.